İyi akşamlar değerli izleyenler. TRT Haber ekranlarına birinci sayfa programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Saatlerimiz 21. Günün öne çıkan iç ve dış gündeme dair bütün ayrıntılarını ele alacağız, değerlendireceğiz ve kıymetli konuklarımla beraber yorumlayacağız. Hemen kendilerini sizinle buluşturmak istiyorum. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Star gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocalarımız da bizimle beraber. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Şuayn İlhan Açıkalın, hoş geldiniz sayın hocam. Merhaba Fatih Bey, merhabalar. Yayınlar. Sağ olun. Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Enes Bayraklı. Enes hocam, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Başlıyoruz sayın seyirciler. İlk konu başlığımız siyaset. Siyasette ilk konu başlığımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Siyasetteki yumuşama iklimi için yapıcı tavırlarını muhafaza ettiklerini söyledi. Bu iklimin geçici bir bahar esintisi değil, Türk siyasetinin hakim karakteri haline gelmesini ümit ediyoruz dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın olgun duruşu 31 Mart sonrasında siyasetin genel havasını da değiştirmiştir. Siyasi atmosferde oluşan yumuşama ikliminde siyasetçilerin mesajları kadar toplumda siyaset kurumuna yönelik güvenin artmasının da önemli payı vardır. Bu iklimin geçici bir bahar esintisi değil, Türk siyasetinin hakim karakteri haline gelmesini ümit ediyoruz. Muhalefetteki muhataplarımızın da dirayetli davrandığını görüyor. Bundan da ülkemiz siyaseti adına memnuniyet duyuyoruz. Siyasetçilerin sorumluluk bilinciyle hareket ederek bundan sonra sandığın itibarına gölge düşürecek, sivil siyasete güveni sarsacak beyanlardan uzak duracaklarına inanıyorum. Madde madde bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi mesajları verdi? AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın olgun duruşu siyasetin genel havasını da değiştirdi dedi Cumhurbaşkanı. Muhalefetteki muhataplarımızın da dirayetli davrandığını görüyor. Bundan da ülkemiz siyaseti adına memnuniyet duyuyoruz diye ekledi. Siyasi atmosferde oluşan yumuşama ikliminde, devamındaki sayfada göreceğiz, siyasetçilerin mesajları kadar toplumda siyaset kurumuna yönelik güvenin artmasının da önemli payı var. Bu iklimin geçici bir bahar esintisi değil, Türk siyasetinin hakim karakteri haline gelmesini ümit ediyoruz. Ve son cümle, vesayet odaklarının asla uyumadığını, uygun ortam ve fırsat kolladığını hepimiz çok iyi biliyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Her birinin irdelenmesi gerektiğini düşündüğüm çok önemli maddeler bunlar. Sayın Selvi, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Elbette partisine yönelik mesajları da vardı ama bu mesajlar galiba devletin zirvesinin mesajları. Evet. Değil mi? Fatih Bey, seçimlerden sonra siyasi iklimde bir yumuşama meydana geldi. Ancak bu yumuşama geçici bir bahar gibi algılayanlar oldu. Bir anlık bir şey. İşte ana muhalefet lideriyle Sayın Cumhurbaşkanı meclis resepsiyonundan sonra bir araya geldiler. Ya da Özgür Özel'le Cumhurbaşkanı görüştü. Özgür Özel'le Devlet Bahçeli görüştü ama hani bu hava ne zaman bozulacak? Bu bir anlık bir geçiş süreci şeklinde değerlendirenler oldu. Bence bu değerlendirmeyi yapanlar eksik değerlendirme yaptılar. Bence bu değerlendirmeyi yapanlar Erdoğan'ı da tam anlayamadılar. Yeni süreci de doğru olarak okuyamadılar. İktidarıyla, muhalefetiyle üç lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel aslında yeni döneme ilişkin olarak yeni bir siyaset inşa ediyorlar. Yeni bir siyaset tarzı ortaya koyuyorlar. Cumhurbaşkanı'nın bugünkü konuşması da zannediyorum yarın da AK Parti grup toplantısında
bu konuyu pekiştirecek açıklamaları olacak Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ama Cumhurbaşkanı bunu bir geçici heves olarak görmediğini, yeni dönemin bir siyaset tarzı olarak gördüğünü söylüyor ki gerçekten de Türkiye'nin buna ihtiyacı var. İşte biz bu stüdyolarda geçmişte yaşanan gerginliklerin, liderler arasında olmayan diyalogsuzların demokrasiye ne tür zararlar verdiğini konuşmuştuk. Ama diyaloğun her zaman demokrasiyi beslediğini paylaşmıştık, konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı da buna vurgu yaptı. Bunun bir politika olduğunu ifade etti. Ve muhataplarımızın da, o da önemliydi, muhalefetteki muhataplarımızın da dirayetli duruşları bu sürece katkı sağlıyor dedi. Çünkü sıkılı yumruklarla tokalaşma olmaz Fatih Bey. Eğer Özgür Özel elini uzattığında Sayın Cumhurbaşkanı onun elini tutmasaydı ya da Özgür Özel randevu talep ettiğinde Sayın Bahçeli ona randevu vermeseydi bu diyalog zemini oluşmazdı. Diyalog dediğiniz zemin karşılıklı olarak oluşuyor. Ben bunun bir geçici bahar olmaması gerektiğini düşünüyorum ve bu sürecin özellikle elbette ki siyasette hiçbirimiz hayalci değiliz. Türk siyasetini uzun süredir takip eden insanlarız. Elbette ki bir takım gerginlikler, polemikler, tartışmalar olacak. Ama sağlanan bu zeminde ülkenin temel meselelerinde, iç ve dış menfaatlerinde en azından muhalefetle iktidar konuşabilme mesafesinde olması gerekiyor. Diyelim bir yurt dışına asker gönderme tezkeresi gelecekse bunu konuşabilmeliler. Eğer yurt dışında Türkiye ile ilgili önemli bir gelişme yaşanıyorsa buna iktidarıyla muhalefetiyle birlikte yek vücut cevap verebilmeliler. Eğer Allah göstermesin şehitlerimiz varsa parlamentodan ittifakla bir bildiri çıkabilmeli. O açıdan bu zemin önemli ama bu zemini sadece bir çiçekle bahar gelmez biliyorsunuz. Yani sadece liderler oturdu, toplandı, konuştu, dağıldı. Bununla olmaz. Bunun bazı ayaklarının olması lazım. Örneğin şimdi bir yeni anayasa süreci ortada. Yeni anayasa süreci olur ya da olmaz. Meclis Başkanı'nın temasları var, Sayın Cumhurbaşkanı'nın girişimleri var. Yani bu diyalog zeminini güçlendirici adımların atılması gerekiyor. Ya da Özgür Özel'in liderleri ziyarette bazı talepleri söz konusu oldu. Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi ya da mevcut başkanlık sisteminde bir takım restorasyonların, yenilemelerin, değişikliklerin iktidar ve muhalefet el ele vererek yapılması gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Hani bal bal demekle ağız tatlanmaz derler. Netice itibariyle diyalog güzeldir ama bizde bir bakarsınız ki bir kriz iklimi doğar ve her şey tersine döner. Yani bizde bahar çiçekleri açarken bir bakarsınız ki kar yağar, dolu yağar. Buna fırsat vermemek için bu diyalog zeminini pekiştirmek ve altını da yavaş yavaş doldurmak gerekiyor. Ama iyi bir iklim yakalandı. Bu iklimin mimarı olarak da ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı görüyorum, Sayın Bahçeli'yi görüyorum ve Sayın Özgür Özel'i görüyorum. Sayın Özkan, bu çerçeve iyi bir çerçeve. Sonrasında da vesayet odaklarını konuşacağız. Siz ne diyorsunuz? Muhalefetteki muhalefet muhatabımız dirayetli. Bu üç anahtar kelime aslında birçok şey anlatıyor bize. Şimdi bir demokraside elbette muhalefetin olması gerekiyor. Yani vatandaşın seçtiği oylarla ülkenin yönetimini, yürütme organını teslim ettiği bir siyasi yapının olması gerekiyor ki ondan bir sonraki seçimde hesabını sorabilsin. Ama hem yürütmeyi denetleyecek olan hem de bir sonraki seçimde aslında vatandaşın vatandaştan yetki almaya aday olan siyasi partilerin de yönetmeye aday ve iktidardaki partiyle konuşarak elbette eleştirecek ama konuşarak, bir iletişim kurarak, uzlaşarak pek çok konuda Türkiye'ye ülke yararına olan konularda uzlaşarak bir süreç yürütmesi gerekiyor. Türkiye çok uzun zamanlar bundan ne yazık ki uzak kaldı. Önceki dönemlerde vesayet dönemleri yaşandığı için aslında siyasetçilerin bir hükmü de yoktu. Yani vatandaş kendini yönetecek olan kadroyu başbakanını seçip meclise gönderiyordu. Ama
sonuç itibariyle yönetemediği, iktidarı kullanamadığı dönemler oldu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında vurguladığı 75 yıllık çok partili demokrasi hayatımızda iki darbe, iki muhtıra, iki darbe girişimi sığdırdı bu millet. Evet. Bu kısa 75 yıllık çok affedersiniz demokratik hayatımıza dedi. Şimdi bu kadar çok vesayet odağıyla karşı karşıya kalınan bir dönemde siyasetin sesinin kısıldığı çok oldu. Ülkenin başbakanının ve iki bakanının asıldığı dönemleri yaşadık. Şimdi bu uzun serencamın arkasından neredeyse ilk defa belki de yani çok uzun bir zamandan sonra iktidar partisinin genel başkanıyla muhalefet partisinin genel başkanı yan yana gelip Türkiye'nin meseleleri üzerine konuşabildi. Bu hakikaten önemli ama burada Sayın Cumhurbaşkanımızın önceki dönemlerde dahil olmak üzere hep bunu aradığını, ülkenin yararına muhalefet eden bir muhalefet partisini ve muhalefet çizgisini ısrarla söylediğini biliyoruz. Yani siyaset takip eden herkes hep bizim de payımıza böyle bir muhalefet düştü diye yakındığı ve nasıl bir muhalefet özlediğini söylediğini hatırlıyoruz. O açıdan bu olgunluk önemli. Bugünkü konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı millet iradesine, sandığa ve demokrasinin gücüne vurgu yaptı. Bunu daha önceki süreçlerde de yaptı ama ilk kez partisi ikinci bir parti olarak sandıktan çıktığı için daha farklı bir zeminde bu sözler anlam kazanıyor. Bu açıdan da doğrusu hani buradaki olgunluğun öncelikle elbette Sayın Cumhurbaşkanı'na, partisine ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP'ye ait olduğunu vurgulamak lazım. Ama Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı olarak da doğrusu hem muhalefet görevini doğru anladı hem de seçimden işte en yüksek oyu alarak çıkan bir partinin genel başkanı olarak da önümüzdeki süreçte Türkiye'nin meselelerinde konuşabilen, gerektiğinde uzlaşabilen ama uzlaşamıyorsa da uslubunca ve Türkiye'deki siyasi atmosfere zarar vermeyecek şekilde bir muhalefet çizgisi tutturacağını vaat etti. Şu ana kadar böyle bir çizgi yürütüyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün hakkını teslim etti Özgür Özel'in bu çizgisinden dolayı. Ama doğrusu bugünkü konuşmasındaki vurgular sizin de az önce özetlediğiniz gibi önemliydi. Özellikle 31 Mart sonrasındaki havadaki değişimi hatırlattı. Burada yine siyaset kurumuna toplumun duyduğu güvenin artmasına bir vurgu yaptı. Ben buradan şunu hatırlıyorum. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi açısından ilk kez bir seçimden birinci parti olarak çıktığı için bu yeni bir durum. Ama geçmiş dönemlerde seçime büyük bir umutla girip hatta beklentiyi çok yükseltip seçim akşamları seçmenini, kendi seçmenini de büyük hayal kırıklıklarına uğratarak daha sonra seçimde bir hezimet yaşadığı gerçeğiyle seçmeni, kendi tabanını hırpalamış bir CHP gerçeği var. Bu öyle bir şey ki yani tekrar eden her seçimde bu hayal kırıklığını yaşamanın sebep olduğu bir depresyon hali. Yaşamanın bir sandığa, ve yaşatmanın da diyebiliriz. Elbette. Elbette. Bu, ve onun verdiği bir hayal kırıklığı, sandığa inançsızlık, sandıkla iktidarı değiştiremiyoruz gibi bir algının neredeyse işte darbeye kalkışacaklara, vesayet odaklarına, Türkiye üzerinde plan yapan kesimlere, odaklara, dış mihraklara bir alan açtığı gerçeği vardı. Şimdi vatandaş muhalefet de olsa sandığın Türkiye'de her zaman böyledir. Temiz seçimler yapılır. Ama böyle bir algı daha önceki dönemde yaşanmıştı. Bu algının kırılmış olması çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vatandaşın siyaset kurumuna güven duymasını vurgu yapmasını da çok önemsiyorum. Bütün siyasi tarihi boyunca aslında Cumhurbaşkanımız bir manada millet iradesinin hakim olması için
muhalefete de, iktidardakine de, seçmene de, diğer siyaseti etkileyen sivil yapılara da dolaylı olarak etkileyen STK'ları kastediyorum. Aslında sürecin nasıl işleyeceğini, nasıl bir bütünün, bir puzzle'ın parçası olunduğunu anlattığını altını çizme ihtiyacı duyuyorum. Bir tür aslında demokrasi dersi bunlar. Sayın Cumhurbaşkanı 31 Mart akşamında bile hani herkeste bir yenilginin buruk hüznü varken o işte balkon konuşmasında şunu yaptı. Yani evet, vatandaşımızın kararı böyledir. Milletimizin kararı başımız üstüne. Siz de şimdi dağılırsınız, evinize gidersiniz, bir hasbihal edersiniz kendinizde. Sonra da yola revan olursunuz dedi. Yani bunu söylemek, hayatın devam ettiğini, bunun demokrasi içerisinde normal olduğunu söylemektir. Geçmiş dönemlerde mesela ana muhalefet partisi lideriydi o zaman Kılıçdaroğlu'nun. Hatırlayın, yani birkaç gün ortada görünmemesi, bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce hakkında spekülasyonların çıkartılması, evet, kaçırıldı vesaire gibi insanları hayal kırıklığına ve öfkeye uğratacak spekülasyonların üretilmesi. Yani bu tür şeylerin olmadığı tertemiz bir seçim dönemi geçirildi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin geneline ve muhalefete bunları söylerken partisine, kendi teşkilatına başka şeyler söyledi. Sandık sonuçları, çok affedersiniz, sandık sonuçlarını okumak bakımından onları herhalde ayrıca konuşacağız. Tabii konuşacağız. Şimdi Şuay Hocam, bu meselenin uluslararası ilişkilerden tamamıyla bağımsız düşünülmemesi gerektiği görüşüne katılıyor musunuz? Hangi meseleden bahsediyorum? İçeride duvarları sağlam tutmak, dışarıya karşı sellere, erozyonlara karşı tedbirli olmak. Ne diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? Vesayet odaklarının asla uyumadığını, uygun ortam ve fırsat kolladığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu vesayet odaklarının kimler olduğu, kimler olduğu ve deşifre olduğu düşünüldüğünde geçmişe baktığımızda, örneğin müstakil, bağımsız bir Kıbrıs politikası sonrası gelen 70'den 80'e kadar iç karışıklıklar, 80 darbesinden hemen sonra örneğin Yunanistan'ın NATO'ya alınması ya da Çiller Erbakan döneminde IMF'yi bypass edip bölge ülkeleriyle ortak finans hamleleri kurulması düşüncesinin hakim olduğu zaman diliminde 28 Şubat'ın gelmesi. AK Parti döneminde, herhalde Erdoğan döneminde 40'a yakın madde sayabiliriz. En son kendi yaptığımız harekatlar, IMF'ye olan borcumuzun kapanması vesaire. Sağlık politikasında, eğitim politikasında, sosyal sigortalar politikasında elbette partiler birbiriyle ayrışabilir ama dış politika, bağımsız dış politika, Mavi Vatan, Karabağ, İşte Doğu Akdeniz, Orta Doğu, terörle mücadele mesela, değil mi? Burada yeknesak bir duruş sergilemek imkansız mı? Fatih Bey, Türk siyasi tarihinde veya başka herhangi bir ülkede iç dış politika ayrımının çok uzun süredir o sınır hattı çizgisinin bulanıklaştığını söylemek lazım ki dünyanın hiçbir yerinde artık dış siyasetin iç siyasetten bağımsız olduğu bir yer yok. Hele hele Türkiye gibi bir jeopolitik konuma sahipseniz. Tabii aslında siz çok güzel bir çerçeve çizdiniz. Şimdi ben de nacizane bu noktada bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum. Biz genel seçimlerde dış politikalarını karşılaştırırken partilerin, daha doğrusu ittifakların diyelim, hatırlarsanız burada sizinle çok konuşmuştuk. Neyi konuşmuştuk? İşte Cumhur İttifakı bir dış politika vizyonu olarak genel seçimde ne sunuyor vatandaşa diye. Hatırlayalım, siz saydınız: Mavi Vatan, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm, Kafkaslar'da normalleşme ama elbette Can Azerbaycan'ın yanında durarak burada yeniden sınırların belirlenmesi süreci, Balkanlar'da bir barış sürecine Türkiye'nin destek olması, Avrupa Birliği üyeliği meselesi, daha geniş çerçevede NATO ile ilişkiler, Afrika, Latin Amerika, hatta Asya Pasifik konusunda çok geniş çerçeve sunan bir Cumhur İttifakı vardı Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde. Şimdi karşı tarafı hatırlayalım.
Millet İttifakı'nın dış politikasında neler vardı? Biraz önce saydığım manifestonun içerisinde ne varsa bunun tersi vardı. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Üç başlığı özellikle burada çok eleştirmiştik. Bugün olsa bugün de yine Millet İttifakı'nın bu yaklaşımını eleştiririm. Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı çıkan bir CHP'nin içinde bulunduğu bir Millet İttifakı vardı. Benzeri konularda yine Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesine farklı bakan bir Millet İttifakı vardı. Ve özellikle de terörle mücadele konusunda farklı bakan bir Millet İttifakı vardı. O süreçten bu sürece muhalefetin içerisinde Millet İttifakı dağıldı. Muhalefetin içerisindeki partilerin lider değişimleri yaşandı. Yerel seçimler geçti Türkiye'de. Dünyada çok farklı gelişmeler oldu. 7 Ekim'i konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'de farklı süreçlere tanıklık ettik. Ukrayna Savaşı hala devam ediyor. Dolayısıyla geldiğimiz noktada herhalde zannediyorum ki bir kere daha görülmüştür ki geçen 1,5 senelik sürecin içerisinde, 1 senelik sürecin içerisinde dış politikada gündem hafiflemeyi bırakın, çok daha ciddi bölgesel sınamalarla Türkiye'nin en önemli ajandasını oluşturuyor. Tabii özellikle bu noktada ayrışmayacak ve çok ciddi bir şekilde tüm partilerin partiler üstü bakması gereken en önemli konu Türkiye'nin milli güvenlik meselesinin en temel sacaya terörle mücadele konusu. Terörle mücadele konusu hem sınır ötesi operasyonlar hem Türkiye'nin NATO ile ilişkileri hem Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri konusunda çok belirleyici bir unsur. Dolayısıyla bu noktada özellikle terörle mücadele konusunda bana sorarsanız tabii burada baktığınız zaman DEM Parti'nin kendisinin kendini tanımladığı ekosistemi işin dışında bırakırsak bütün partilerin örneğin terörle mücadelede siyaset üstü, ideoloji üstü bir tavır takınarak destek olması gerekiyor. İkinci bir nokta, bu noktada yine sınır ötesi operasyonları işin içine katabiliriz. Sadece terörle mücadele değil, örneğin Türkiye'nin biz 2000'lerin başlarında da bunu yapabildiğini gördük. Partilerin bir araya gelerek, o zaman rahmetli Baykal destek olmuştu reform çalışmalarına, Avrupa Birliği süreçleri içerisinde. Yeniden Türkiye'nin ki devam eden Avrupa Birliği tam üyelik hedefi perspektifinde bu noktada atabileceği adımlar var. Ve bu noktada da bence muhalefet partilerinin de AK Parti'ye iktidara destek olabileceği alanlar var. Bunları iyi görmek lazım. Yine burada da elbette eşit ilişki düzeyini benimseyerek. Çünkü maalesef biz CHP'nin önceki genel başkanının olduğu dönemde şunları da gördük. Türkiye'yi AB'li büyükelçilere şikayet edildiğini de gördük. Bunların olmadığı, Türkiye'nin bu noktada bir bütün olarak AB hedefine yürüdüğü bir meclisi görmemiz mümkün olabilir. Eğer bu süreçler doğru ve sağlıklı ilerlerse ki şunu da söyleyelim. Hep iç siyaset içerisinde konuştuğumuz anayasanın değişikliği meselesi de gayet Avrupa Birliği içerisindeki süreçlerle oldukça ilgili. Önceki yıllarda da bunu gördük. Bir başka boyutuyla da bugün çok gündemimizin ana unsurlarından bir tanesi Gazze meselesi ve bölgesel sınamalar. Bu bağlamda da zannediyorum ki meclisteki ki zaman zaman son dönemde İmamoğlu'nu ayrı tutuyorum CHP'nin belediye başkanlarından bir tanesi ama özellikle Özgür Özel tarafından ve CHP'nin bazı süreçler içerisinde Filistin konusunda da daha farklı bir duruş sergilemeye başladığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu yumuşama ve bu bahar esintisi döneminin dış politikadan ben bağımsız okunabileceğini düşünmüyorum. Hatta hemen şunu da hatırlatmak lazım. Sayın Özgür Özel Cumhurbaşkanımızla görüşmeye gittiğinde genel merkezde yanında Namık Tan vardı. Evet. Ben bunu farklı biçimlerde de yorumlayan bir kişiyim. Şunun için Namık Tan sonuç olarak CHP'nin içerisinde ağırlıklı olarak uluslararası ilişkiler bağlamında bir görev alanı olan bir isim. Ve sonradan kamuoyuna da yansıdı. Hem Fadime Hanım hem Sayın Selvi de buna dikkat çekmiştir muhakkak. Bir isteği vardı Özgür Bey'in. Bu noktada dışişleriyle daha çok diyalog halinde kalıp ülkelerle ilişkiler konusunda briefing alma isteği vardı. Bu da aynı şekilde bu isteğin, bu normalleşme ve bu gördüğümüz olumlu süreçlerin dış politika açısından da ne kadar anlamlı olduğunu göstermesi açısından bence önemli. Çünkü biz artık dışarıda Türkiye'yi şikayet eden muhalefet liderlerinden yorulduk.
Zannediyorum ki muhalefet liderleri de Türkiye'yi dışarıda şikayet etmenin bir karşılığı olmadığını da görmüşlerdir. O yüzden hem meselelere hakimiyet hem meselelerde dışarıya tek vücut mesaj verebilmek için gerçekten bu olumlu konuşmanın, bu olumlu diyaloğun hakikaten dış politika konusuna da muhakkak ki yansımaları olacağını düşünüyorum. Önümüzde önemli sınamalar var. Bunu hep söyledik. Seçim sürecinde de söyledik. Gerçekten Türkiye'nin içinde bulunduğu çevre coğrafyada çok yoğun hem çatışmalar hem de yoğun sınamalar var. Bunların içerisinde Türkiye'nin güçlü durabilmesi için iç cephenin güçlü olması lazım. Bu bağlamda da bu son gelişmelerin dış politikada atılacak adımlarda da artık daha olumlu, en azından diyalog alanı açık bir muhalefet oluşturacağına inanıyorum ben. Teşekkürler Sayın Hocam. O zaman Özgür Özel'in mesajlarından bir soru çıkaralım ve bağlayalım. Şimdi diyor ki Sayın Özel, bu süreci diyor ben talep ettim, bayramda ben aradım, dünkü konuşması. Randevuyu ben istedim. Devamında fayda gördüğümü ben söyledim. Sonuç alana kadar da bu işleri sürdüreceğim. Sen burada yani yukarıda el sıkışmıyorsan bütün bir süreç el sıkışmayanların uzantıları olarak köye, kahveye gidiyor ve memleket birbirine adeta yabancılaşıyor, düşmanlaşıyor. Benim işim bunu körüklemek değil diyor Sayın Özel. Bunun karşısında da bugün daha yeni bir açıklamayla Cumhurbaşkanı muhalefetteki muhataplarımızın dirayetli davrandığını görüyor. Bundan da ülkemiz siyaseti adına memnuniyet duyuyoruz diyor. Enes Hocam nasıl yorumluyor? Evet. Yani tabii bunlar aynı zamanda bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun müzakere edilmez, mücadele edilir evet söylemine bir cevap. Bir önceki yayınlarda da aslında konuştuk. Kemal Kılıçdaroğlu gerginlik siyasetini sonuna kadar kullandı. Maksimum seviyeye kadar kullandı. Ve hiçbir şey elde edemedi bu siyasetten. Yani günün sonunda ona ne kazandırdı bu siyaset? Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanamadı. Yani hatta 7 partiyi artı bir araya getirdi. Özellikle iki tur arasında tutunduğu takım tavır çok kötüydü yani. Hiçbir yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayacak. Kendisini sosyal demokrat olarak gösteren ya da öyle olduğunu iddia eden bir partiye yakışmayacak söylemlerde bulundu. Adeta bir Avrupa'daki aşırı sağcı bir parti gibi CHP Genel Başkanı söylemlerde bulundu. Dolayısıyla bu siyasetin kazandırmadığı ortada. Evet, bu siyaset CHP'yi hep belli bir seviyede tuttu ama. Yani işte %25 bandında tuttu. Oranın altına düşürmedi. Dolayısıyla şimdi aslında son yaşanan seçimlerde milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir şans tanıdı. Bir fırsat verdi. Bir önceki seçimlerde dedi ki ben sana ülkenin yönetimini vermiyorum. Sana güvenmiyorum hala. Yerel seçimlerde sana alan açıyorum, fırsat tanıyorum. Bakalım bunu kullanabilecek misin? Bence Özgür Özel bunu doğru okudu. Hemen seçim sonrasında yani almış olduğu tutum, söylem aslında bununla ilgili bir şey. Şöyle yanlış bir kanıya ve beklentiye kapılırsa Cumhuriyet Halk Partisi elitleri, yani biz genel seçimler, yerel seçimlerde bir başarı kazandık. Kaçınılmaz bir şekilde bu 2028'e yansıyacak ve orada başarılı çıkacağız diye bir beklentiye girerlerse, o zaman yine büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşmaları çok büyük ihtimal. Çünkü bir önceki yerel seçimlerde 2019'da İstanbul, Ankara'yı 25 yıl sonra kazandı mesela, biliyorsunuz. Başka şehirleri de kazandı. Ve orada büyük bir böyle heyecan oluşturdular. Tamam, kesin biz kazanıyoruz diye erken genel seçim çağrısında bulundular. Biz de mi 4 yıl erken seçimleri konuştuk. Yani bugün seçim olacak, yarın seçim olacak. Mesela Özgür Özel ben erken seçim istemiyorum dedi. Seçimler zamanında olacak dedi. Ondan sonra bu kutuplaştırıcı söyleminden vazgeçti. Onu bıraktı. Dolayısıyla bu aslında bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin açısından, kendisi açısından doğru bir taktik ve strateji. Ama Abdülkadir Bey'in tabii söylemine katılıyorum. Bir çiçekle bahar gelmez. Orada parti elitlerinin topyekün bu şeyi benimsemesi lazım. Bu söylemi benimsemeleri lazım. Sadece parti, yani parti yöneticilerinden bahsetmiyorum. Partiyi destekleyen akademisyenler, gazeteciler, entelejansiya. Yani o zaman seçim öncesi bu stüdyoda çokça başlık olarak ele aldığımız
CHP içinde kaç CHP var sorusu bir kez daha gündeme gelmiş oluyor. Evet, tabii orada işte zaten Kemal Kılıçdaroğlu dışarıdan bu söylemi benimsemediğini ve çok bunu net tavır koydu. Tabii bunu bozmak yani? İçin elinden geleni yaptığını söylüyor. Şimdi bu tabii bir işin tarafı. Tabii vesayetle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurgusu çok önemli. Hani Türk siyasi hayatının en temel belirleyici etkeni ne derseniz vesayet. Vesayetin de askeri ve bürokratik ayağı var. Yani tek askeri ayağı yok. Hani birazcık Türkiye'de tabii asker ön planda olduğu için hep yani bizde tabii güçlü bir ordu geleneği de olduğu için asker de günün sonunda şiddet tekelin elinde bulundurduğu ve şiddet kullanma tehdidiyle iktidarlara etkide bulunduğu için hep o ön planda gözükmüştür ama bürokratik onun tarafı, sivil bürokratik tarafı, vesayet tarafı da aslında çok etkiliydi. O arka planda duruyordu. Bunu nerede gördük? İşte bunu mesela mahkemelerde gördük, mahkeme kararlarında gördük mesela. Bunu bir dönem üniversitelerde YÖK'te gördük. Yani YÖK başkanı bir dönem başbakana tırnak içerisinde meydan okuyordu. Efendime söyleyeyim. Şimdi tabii bu niye böyleydi? Türkiye'de serbest seçimler başladıktan sonra, 50'den sonra, Demokrat Parti kazandıktan sonra bir 10 yıl geçti. Bu 10 yılda ciddi gergin bir dönem oldu. Yani CHP çok sert bir muhalefet yaptı Demokrat Parti'ye. Ve günün sonunda bir darbeyle sonuçlandı. Başbakan asıldı. Ve ondan sonra o 60 darbesi sonrası oluşturulan anayasa, değil mi? Türkiye'de tırnak içerisinde kendini sol diye nitelendiren ama solla hiç alakası olmayan entelektüeller o 60 anayasasını özgürlükçü bir anayasa olarak nitelendiriyorlar. Yani başbakan asmış ve iki bakan asmış bir sistemin ürettiği bir anayasayı. Ama o anayasanın tabii çöp daha sonra değişti falan ama o anayasa Türkiye'nin daha sonrasında damga vuran temel anayasa 60 anayasası aslında. Ve orada bir sistem öngörüldü. O sistemde de vatandaş kimi seçerse seçsin, bürokratik ve askeri vesayet iktidarı kaybetmeyecek şekilde sistem dizayn edildi. Yani sistemi dizayn eden, sistemin ağababaları tırnak içerisinde oturdular ve bunu çok bilinçli bir şekilde dizayn ettiler. Bir, ben ona kademelendirilmiş vesayet sistemi diyorum. Böyle bir seri kurumlar oluşturdular, sisteme müdahale edebilecekleri, tıkayabilecekleri, istemedikleri bir başbakan iktidara gelse dahi onu engelleyebilecekleri, durdurabilecekleri ya da Cumhurbaşkanı dahi gelse önünü tıkayabilecekleri bir sistem inşa ettiler. Orada devreye Milli Güvenlik Kurulu'nu soktular. Efendime söyleyeyim işte Danıştay'ı, Yargıtay'ı, Anayasa Mahkemesi hepsini ona göre. Medyayı, hatta efendim? Hatta medyayı. Medyası tabii medya da ayrı bir dizayndı. Ve tabii en önemlisi de burada en önemli aslında orada dizayn ettikleri aktör de Cumhurbaşkanı'ydı. Cumhurbaşkanı'na da çok geniş yetkiler verdiler. Yani bir normal parlamenter sistemde olmaması gereken yetkileri verdiler. Ucube bir sistem ortaya çıktı. Ne deve ne kuş. Yani parlamenter sistem diyemezsiniz çünkü Cumhurbaşkanı çok geniş yetkilere sahip. Cumhurbaşkanı parlamenter sistemlerde sembolik yetkilere sahiptir. Bundan dolayı da Türkiye hep bir sistem tartışması yaptı. Ya şöyle, şimdi de ne diyorlar? Değil mi? Dedikleri şey şuydu. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz. Hani evet. Bu neyin itirafı? Bir önceki sistem çalışmıyordu. Ya örneğin şimdi artık geçmişte kaldı. Ahmet Necdet Sezer döneminde Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakanken genel müdür atayamıyordu yani değil mi? Hani tek başına iktidar olmasına rağmen. Tabii. Vekaleten görevini yürüten onlarca genel müdür vardı. Mesela. Yani düşünün ki bir cumhurbaşkanı vatandaş bir partiyi seçmiş, ezici çoğunlukta seçmiş mecliste. Fakat cumhurbaşkanı her şeyi tıkıyor. Sistem içerisinde baktığınız zaman. Dolayısıyla bu dönüşüm kolay olmadı. Türkiye bu ama bir de tabii işin askeri vesayet tarafı vardı. Orada da askeri güç kullanımı tehdidi vardı. Bunu biz işte 2007'de e-muhtırada yaşadık. Yani 2007 kadar geç bir tarihte Türkiye'de hükümete muhtıra verildi. Bunlardan biz memnun değiliz. Bunları değiştirmelisiniz gibi. Şimdi bugün mesela hiç duyuyor muyuz yani askerin siyasete karıştığını, herhangi bir konuda siyasi bir konuda yorum yaptığını şu anda askerimiz evet. Askeri meselelerle ilgileniyor. Olması gereken bu. Ve gurur duyuyoruz. Ordumuzda gurur duyuyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Hani Türkiye'de hiçbir zaman böyle bir asker karşıtı tırnak içerisinde anti militarist falan derler.
öyle bir hareket olmamıştır. Ciddi bir hareket olmamıştır. Niye? Çünkü bu millet ordusuyla barışık. Peygamber ocağı demiştir. Mehmetçik demiştir. Vatan yani ordu millet tabiri yanlış yani abartılmış bir tabir değildir. Milletin bir devamıdır ordu. Ordu efendim mesela milletin içinden çıkmıştır. Vatandaş kendisini ordusuyla yabancı olarak görmez. Ordu da görmez. Burada bir sıkıntı yok ama ne zaman ki siyaseti dizayn etmeye kalkıyor o zaman işte esas sıkıntılar ortaya çıktı. Dolayısıyla ama şöyle şunu söyleyelim yani Cumhurbaşkanımızın oradaki uyarısı önemli. Şimdi biz bu dönüşümleri yeni yaptık daha ve hala bu alışkanlıklar sistem içerisinde devam ediyor. Yani dolayısıyla bir siyasi kültür bugünden yarına hemen değişmez. Dolayısıyla eğer orada siyaset kurumuna vurgu yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı, siyaset kurumu zayıflarsa o zaman kim devreye giriyor? Diğer odaklar devreye giriyor. Vatandaştan yetki almamış olan diğer odaklar hemen devreye girip boşluğu doldurup ülkeyi yönetmeye kalkıyorlar. O da ülkeyi hep felakete götürüyor. Yani seçilmiş bir iktidar, vatandaşın oyuyla gelmiş olan miktar ne kadar hata yaparsa yapsın bir vesayet rejiminin ülkeye verdiği zararı kesinlikle veremez. Peki. Kesinlikle veremez çünkü bir iktidarı siz yani seçimle başına gelmiş bir iktidarı yine seçimle değiştirebilirsiniz. İşte gördük Türkiye'de bu tartışıldı. Belediye seçimlerinde pekala çok rahat birçok şehirde iktidarlar değişti. Genel seçimlerde de değişebilir. Evet. Bu da çok net ortada. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu vurguları yani Türk siyasi kültürü açısından ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok önemli vurgular diye düşünüyorum. Siyaset kurumuna ve devlete, Türkiye'nin geleceğine dair, muhalefetle işbirliğine dair yorumlarıyla birlikte elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye, partisine yönelik de mesajları vardı. Şimdi bir de onlara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine işte az evvel bu mesajlarını verdiği genişletilmiş il başkanları toplantısında 31 Mart mahalli idareler yerel seçimlerini değerlendirdi. Hata değil, yanlışta ısrar etmek kaybettirir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı istişare kampının yakın bir tarihte yapılacağını açıkladı. Erdoğan siyasetçisiyle, kaprisli bürokratıyla, çıkar gruplarıyla kimse partimize gönül verenlerin fedakarlığını şahsi heves ve hesabı için zayi edemez dedi. Son Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda geleneksel istişare kampımızı çok yakın bir tarihte toplama kararı aldık. Önce milletvekillerimizle ardından da inşallah belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Komplekse kapılmadan, eleştirilere kulaklarımızı asla tıkamadan bu süreci büyük bir özgüven ve şeffaflıkla yönetiyoruz. Bir defa şu gerçeğin gayet farkındayız. Hata değil, yanlışta ısrar etmek kaybettirir. Karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek, gece gündüz demeden koşturan samimi AK Parti neferlerinin emeğini kusura bakmayın ama kibirleri boylarını aşan muhterislere kesinlikle kurban edemeyiz. Siyasetçisiyle, kaprisli bürokratıyla, lobisiyle, çıkar gruplarıyla kimse partimize gönül verenlerin fedakarlığını şahsi heves ve hesapları için zayi edemez. Biz buna göz yummayız. Az evvel olduğu gibi yine gelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına, AK Parti'ye, partisine yönelik mesajlarına da madde madde bakalım. 31 Mart seçim sonuçlarını göz ardı etmiyoruz. Sonuçlara dair kapsamlı iç muhasebemizi partimizin yetkili organlarında yaptık, yapıyoruz ve yapacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devam edelim. Komplekse kapılmadan, eleştirilere kulaklarımızı asla tıkamadan bu süreci büyük bir özgüven ve şeffaflıkla yönetiyoruz dedi. Ve istişareye vurgu yaptı bir diğer mesajında. İstişare ve yenilenme sürecimizin sonucunda AK Parti olarak yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam etmekte kararlıyız. Siyasetçisiyle, kaprisli bürokratıyla, lobisiyle, çıkar gruplarıyla kimse partimize gönül verenlerin fedakarlığını şahsi heves ve hesabı için zayi edemez
Ve bir diğer mesaj, partimizin ve davamızın geleceği her türlü şahsi kaygı ve kişisel hesabın ötesindedir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine şimdi dejev oldu. Şöyle her cümlesi teker teker irdelenmesi gereken mesajlar diyelim. Bir öncekinde de aynısını söylemiştim. Sayın Selvi, yeni turu sizinle başlatalım tekrar. Ya bu istişare deyince, istişare kampı deyince benim aklıma AK Parti'nin ilk kurulduğu zamandaki Afyon kampı geldi. Evet. Türkiye'de bütün yolların kavuştuğu, Türkiye'nin kavşak noktası Afyon. Lokasyon olarak da belki öyle seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisini kurduğundan bugüne kadar istişareye çok önem veriyor. Yani fikir alışverişine, fikir birliğine, fikir ayrılığına çok önem veriyor. Ne diyorsunuz? Nasıl yönetiyor size göre? Bundan sonra neler yapacak Erdoğan? Şöyle, Erdoğan'ın devlet adamlığı yanında siyaset tarzını da aslında akademik olarak çalışmak gerekiyor. Yani hiçbir tesadüf, bir başarı elde edilmiş değil burada. Erdoğan gençlik kollarından itibaren gelen ve siyaseti kendisine hayat tarzı yapmış bir lider. Ve siyasete girdikten sonra da kendi tarzını oluşturdu. İşte istişare mekanizmaları bunlardan birisi. Yani AK Parti yılda iki kez toplanır, hatalarını, noksanlarını, yapacaklarını bu istişare kamplarında değerlendirir. Dediğiniz gibi ilk olarak Afyon'da başlamıştı. Afyon'daki istişare kampının birisi de bir katılımcısı da Meral Akşener olacaktı. Meral Akşener biliyorsunuz AK Parti'nin kuruluş çalışmalarına evet. katılmıştı. Ama Ankara'da yola çıkmadan geri dönmüştü. Ondan sonra kendisine ayrı bir siyaset çizdi. O günden itibaren elbette ki istişare, yani bir siyaset kültürü olarak istişareye Sayın Cumhurbaşkanı birçok önem veriyor. İkincisi, Cumhurbaşkanı her defasında AK Parti'nin fabrika ayarları dediğimiz kuruluşundaki değerlere her zaman vurgu yapıyor. Bu seçimden sonra da hatırlarsanız ruh ve kan kaybı oldu dedi. 94 ruhuna her zaman vurgu yapıyor. Bir de yenilenmeye çok önem veriyor. Yani her seçimde AK Parti'nin milletvekili grubunun %60'a yakını yenilenir. Parti yönetimi, kabine yenilenir. Niye? Neden bu? Eğer siz kendinizi yenilemezseniz zaten siyaset sizi yeniler. Çünkü yeni kuşaklar geliyor. Onlar da kendisini, bilgisini, birikimini, enerjisini siyasette görmek ve göstermek istiyorlar. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu değerlendirmeleri önemli. Ama bu kamp şimdiye kadarki kamplardan daha farklı olacak. Farklı olacak derken şunu ifade ediyorum. Mesela AK Parti'ye bir kapatma davası açılmıştı. Ondan sonra Cumhurbaşkanı seçim yaptırılmamıştı 367 kararıyla. O zaman da bir kamp yapıldı. O da çok tarihi bir kamptı. Bu sefer de AK Parti ikinci parti olarak çıktı. Ama iktidar partisi 4 yıl Türkiye'yi yönetecek. AK Parti'nin bir seçim sonuçlarıyla çok samimi olarak yüzleşmesi lazım. İkincisi, kendisini nasıl yenileyecek bunları konuşması lazım. Üçüncüsü, AK Parti'nin yeni politikalar üretmesi lazım. Yani seçim geldi, geçti ama Türkiye 4 yıl daha yönetilecek. Yeni politikalar üretmesi lazım. Bu değişim süreci, kadrolardaki yenilenme süreci elbette ki sadece bu kampta ele alınmayacak. Hemen seçimlerden sonra AK Parti Genel Merkezi'nde özellikle strateji heyetinin koordinasyonunda çeşitli gruplar oluşturuldu. O gruplar şimdi çalışıyorlar. Çalışmalarını da büyük ölçüde sonlandırma noktasına getirdiler. Olgunlaştırdılar. Anketler yapıyorlar. Sorular soruyorlar. Gruplarla özel çalışmalar yapıyorlar. Buradan ne çıkacak? Çıkacak olan şu. Biz bu seçimi neden kaybettik? Adaydan mı kaybettik? Ekonomiden mi kaybettik? Kampanyadan mı kaybettik? Başka hatalarımız ne oldu? İkincisi, biz bundan sonraki seçimleri nasıl kazanabiliriz? Bu soruların cevabı aranıyor. Zannediyorum o kampta bu çalışmaları yürüten siyasetçiler ve akademisyenler de orada sunum yapacaklar. Yani o tespitleri ışığında. Elbette ki tabandan gelen siyasetçilerin de orada değerlendirmeleri olacak. Bu tartışmalar bir yerde bir aksiyona dönüşecek. O da ne? AK Parti
kongre sürecini başlattı. Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. 22 Mayıs'ta NKYK toplantısı olacak sanıyorum. Orada kongre tarihiyle ilgili bir kararın alınması gerekiyor. Eylül ya da Ekim ayı, genellikle de Ekim ayı üzerinde duruluyor. Orada büyük kongresini yaparak AK Parti kongre yoluyla kadrolarını değiştirecek. Yani büyük kongre Ekim'de yapılacak ama büyük şehirlerden başlamak üzere ilçe ve il kongreleri yapılacak. Orada kadrolar yenilenecek teşkilatlarda. Sonra genel merkez yönetimi yenilenecek. Tabii genel merkezdeki değişikliğe paralel olarak mı ya da daha önce ya da daha sonra mı bir kabine değişikliği de bekleniyor. Yani bir kadrolarda bir değişiklik olacak genel merkez yönetimi ve kabine de bakanlar kurulunda. İkincisi AK Parti'nin yeni sürece ilişkin olarak politikalarında bir yenilemeye ihtiyaç var. Çünkü görüldü ki toplum değişmeyen tek gerçek değişimdir. Toplumun yeni dinamikleri ortaya çıktı. Yeni siyasi figürler ortaya çıktı. Buna göre yeni politikalar oluşturulması lazım. Ki ben bunun temelinin biraz önce tartıştığımız Sayın Cumhurbaşkanı'nın hemen seçimlerden sonra muhalefetle diyalog kurarak başlattığı yumuşama siyaseti olduğunu görüyorum. Bunun üzerine yeni politikalar inşa edecek. Yani hem kadrolarda, hem politikalarda, hem ülke yönetiminde, özellikle ekonomiyle ilgili yönetimde görüyorsunuz yeni yeni kararlar açıklanıyor. Bunlar birbirini tamamlayan bir bütünün parçaları olarak, bir zincirin halkaları olarak devam edecek. Devam etmesi de gerekiyor. Tabii tek bir cümle söyleyerek bitireyim. AK Parti'nin bu süreçte en büyük şansı liderin olması ve Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lidere sahip olması. Çünkü 89 yerel seçimlerinden sonra Anavatan Partisi bir seçim başarısızlığı yaşadı. Özal Cumhurbaşkanı oldu ama ANAP kendisini ondan sonra toparlayamadı. Niye? Lideri partinin başında değildi. Daha sonra bu süreci Doğru Yol Partisi bir şekliyle yaşadı. CHP zaman zaman yaşadı. Yani bu fırtınalı denizlerde partiye bir kılavuz kaptan gibi çıkaracak, güçlü bir liderlik yapacak, sahili selamete ulaştıracak olan kişi lideridir. Erdoğan'da da o güçlü liderlik zaten var. AK Parti bu seçimden sonra bu geçiş sürecinde lideri başında ve onun kontrolünde bu süreci tamamlaması AK Parti açısından çok büyük şans. Çünkü büyük kitle partileri, özellikle seçimlerde yenilgi almamış partiler bu tür seçim başarısızlıklarında bir travma yaşayabiliyorlar. Ama bunun yaşanmaması lazım. Bu sürecin yönetilmesi, başarısızlığın yeniden başarıya dönüştürülmesi gerekiyor. Erdoğan 7 Haziran 2015 seçimlerinde bunu başardı. İşte 2011 seçimlerinde hakeza yine bu başarıldı. Yani oyları düştüğünde bir sonraki seçimde %49-50'lere çıkarmayı başaran bir liderdi. O nedenle AK Parti evet siyaseten zor bir dönemden geçiyor ama onu buradan çıkaracak kadroları ve liderinin başında olması çok deneyimli ve dünyanın en tecrübeli liderlerden birisi Erdoğan'ın başında olması o açıdan AK Parti için bir şans ve kazanç. Fadime Hanım'a söz vereceğim ama sonrasında Sayın Selvi'nin defalarca vurguladığı güçlü liderlik değerlendirmesini Şuay Hocam'a sormak istiyorum. Çünkü Erdoğan liderliğiyle ilgili bir akademik çalışması da var kendisinin. Fadime Hanım yine anahtar kelimeler üzerinden gidelim mi? İstişare, yenilenme, gönül değil mi? İç muhasebe, yetkili organlar, yani siyasetçi, kaprisli bürokrat, lobi, çıkar grupları. Şahsi kaygı, kişisel hesap, partimiz, davamızın geleceği. Aradaki bağlaşları, edatları kaldırsak da birçok şey ifade ediyor galiba. Bu yapılan teşhise ilişkin de aslında bazı doneler veriyor. Şimdi biz 31 Mart akşamından bu yana ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinin sadece seçim kazanırken değil, seçimde ikinci parti konumuna düşerken de bir siyasi liderlik gösterdiğini, hem kendi teşkilatına hem kendi tabanına bu manada kıymetli bir öğreticilik yaptığını da biliyoruz. O yüzden kendi tabanını ve teşkilatını depresyona düşürmeden, sorunu tespit ederek ama çözümü de üretme iradesi
göstermeye yöneltiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu az önce Abdülkadir Bey de söyledi. 2011'de, 2015'te yaptı bunu AK Parti. Evet tabii uzun bir süreç, 21 yıldır kurulduğu günden itibaren ilk seçimde iktidara gelen ve 21 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde iktidarda kalmak bir parti açısından ve bir siyasi lider, bir teşkilat açısından çok uzun bir yolculuk. Ki bu 20 yıl hakikaten Türkiye'nin çok artık karamsar bir tabloda olduğu, ekonomik açıdan, toplumsal sorunlar açısından, bağımsızlık açısından çok sorunlar yaşadığımız bir dönemdi. O günden bugüne geldiğimizde Türkiye'nin güçlendiğini, pek çok toplumsal sorununu aştığını, en azından yönetilebilir noktaya getirdiğini, ekonomik sorunları aştığını ama ne yazık ki işte 2018 sonrası yaşanan pandemi, deprem, savaşlar gibi, yakın bölgemizdeki savaşlar gibi nedenlerle ekonomi yeniden Türkiye'yi de, küresel enflasyon Türkiye'yi de zora soktu ama nihayetinde bir yol haritası var ve o yol haritası orta vadeli program işliyor. Artık bütün kurmayların da söylediği gibi yıl bitmeden artık enflasyonun düştüğünü görecek Türkiye. Çok affedersiniz, siz onları sayarken ya adam sosyal medya hesabından senin ekonomini bitireceğim diye tehdit mesajı Trump paylaştı. Yani tabii. 2018 yılında yaz aylarından bahsediyoruz. Bu bir neler saldırı yani. Bu tabii neler yaşadık. Dünyanın en güçlü ekonomisinin başkanı Amerika açısından çok erken bir saatte attı o tweet'i. Evet. O günde yine bir ekonomi programının açıklanacağı yani çok önemli bir... Yani hiç normal zamanlardan geçmedik. Pandemisi değil mi? Neler neler. Bu da bir darbe girişimidir aslında okyanus ötesinden. Ekonominizi mahvetmeye, çünkü kelime kullandığı kelime buydu. Ekonominizi mahvedeceğim diyerek bir tweet attı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Türkiye'ye hitaben. Yani böyle, bu süreçlerden geçtik ve buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi liderliği ve o liderliği gösterirken de elbette bir parti teşkilatı ve meclis grubuyla bunu yapabiliyor, vatandaşla bağ kurabiliyor. O açıdan hakikaten Türkiye açısından bir şans. Yani AK Parti'nin varlığı, dirayeti hala öyle görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi son bir aydır daha devlet yönetmeye aday bir profil çizmekle birlikte geleceği ne kadar sürecek orası apayrı, hangi sinemalardan aynı çizgide çıkabilecek bu da bir soru işareti. Ama nihayetinde Türkiye'yi yönetecek güçte ve iradede bir siyasi parti olarak Türkiye'nin geleceğiyle AK Parti'nin geleceğinin bitiştiği bir süreç yaşadık biz. Bugünlere böyle geldik. Şimdi ben o hani anahtar kelimeler vurgunuzu önemsiyorum. Ben bütün bu metnin içinde çizerken konuşmanın önemli bulduğum noktalarını ve anahtar kavramları gönül seçimini önemsedim Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Çünkü onun siyaset yapma tarzında bence en öne çıkan noktalardan birisi gönüldaşlığıdır. Yani Türkiye toplumunun, Türkiye siyasetinde daha önce bu kadar güçlü bir kendi vatandaşıyla bağ kurabilen siyasetçisi az oldu. Sayın Cumhurbaşkanı bunu sağlamış biridir. O yüzden de yani milletle aramızdaki gönül bağını kopartacak işte bürokratları, siyasetçileri, kibirli her kimse onlar devletle, siyasetle vatandaşın arasına girip gönül kıracak olanları gözünün yaşına bakmayacağına bir manada vurgu yaptı. Bu bir tespit aynı zamanda. Bundan sonraki müdahalesi AK Parti teşkilatları içerisinde de biraz bunların tespit edilmesi ve yeni isimlerle onların değiştirilmesi gibi bir yol haritası var. Abdülkadir Bey de altını çizdi. Yani AK Parti'den yetkililerle konuştuğumuzda, içeriden bilgi almaya çalıştığımızda da benim gördüğüm şey şu. Sadece 31 Mart seçimlerine ilişkin bir tahlil yapılmıyor. Yani evet, neden sandıktan böyle bir sonuç çıktı? Neden AK Parti tabanı
sandığa gitmedi, bir protesto gerçekleştirdi. Bu kısmını çok önemsiyor AK Parti ve bunun sebeplerini zaten il bazında da ayrıca değerlendiriyorlar ve raporluyorlar. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da raporlamadan da bahsetti. Ama daha derin bir okuma yapıldığını duyuyorum. Bu okuma da daha çok aslında yeni döneme ilişkin. Yani 21 yıldır siyaset yapan vatandaşın derdini, tasasını, beklentisini doğru okumaya çalışarak siyaset üreten bir siyasi partiden bahsediyoruz. Bu sandık sonuçlarını da doğru okuyamamak, yani toplumu doğru okuyamamak, siyasete onun taleplerini ya da itirazlarını doğru tercüme edememek gibi kaydettiklerini anlıyorum. Çok o yüzden yani sandığı ve doğru okuyamamak sonucunda, okuyamama sonucunda AK Parti'nin ortaya çıkan sonucun da doğru okunmasını önemsiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Yani çabası o. Evet. Yani sonucu okuyabilmek. Ne dedi? Biz onu neden doğru okuyamadık ki siyasete çeviremedik ve sandıkta bir protesto oyunu nasıl telafi edilebilir? Dolayısıyla hem bu kısa zamanlı, dar zamanlı olarak nasıl gönül alınabilir? Ama asıl mesele bu 21 yıl içerisinde toplum değişti. Evet. Üstelik de AK Parti'nin işte toplumsal meseleleri çözdüğü, hem 99 depremi hem ekonomik krizler sonrasında bir buhran döneminde iktidara geldi AK Parti. O buhranı dağıttığı, her şeyin güllük gülistanlık olduğu, toplumun orta kesiminin genişlediği, zenginleştiği ve geleceğe yatırım yaptığı dönemlerden geçtik. Şu anda bir daralma yaşanıyor elbette, hem ekonomik anlamda hem ona bağlı olarak geleceği planlamak konusunda. Ama nihayetinde tekrar tünelin ucundaki ışık göründü ve bir refah döneminin yeniden kavuşulacağını müjdeliyor Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla o dönem için toplumu doğru okumak, ki siyaseti buna göre yeniden doğru dizayn edebilmek gibi bir çalışma içerisinde AK Parti. Sayın Cumhurbaşkanı bugün konuşmasında da vurguladı. Biz kendi teşkilatlarımızla, vekillerimizle, MYK'da, MKYK'da bunun analizini yaptık, raporladık. Ama akademisyenlerle de bu konuda çalışmalar yaptık, onları dinledik dedi. Dolayısıyla hani toplumun çok farklı kesimlerinden hem bu sandık sonuçlarını hem de yeni dönemde siyasetin nasıl şekilleneceğine ilişkin veriler topluyor AK Parti şu anda. Az önce söylendi, hem kamplar, daha sonra kongre süreci yaşanacak. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı da vurguladı, yeni isimler ile devam edeceğiz dedi. Dolayısıyla AK Parti'de ama kırıp dökmeden kendi üslubunca AK Parti'nin kendi gelenekleri içerisinde bir değişim olacağı zaten söylenmekteydi. Evet. Yine bunu bekliyoruz. Buradaki temel vurgunum ben Cumhurbaşkanı'nın bunu bu kadar önemsemesi, çerçevelemesi ve her grubun, yani her grup toplantısında, MKYK'da, MYK'da her vesileyle bunu konu edinmesinden önümüzdeki 5 yıllık o hazine değerindeki dönemi, dönemin siyasetini hazırlama telaşı ve gayretini görüyorum. Çünkü onu 5 yıllık hazine değerindeki zaman dilimi yapan şey Türkiye Yüzyılı başlığıyla açılan bu yeni hedeflerin tutturulabilmesi, bunun da tabii AK Parti kadrolarıyla yapılabilmesi gibi bir hedefi var AK Parti'nin. Türkiye yüzyılı hedeflerinin AK Parti kadrolarıyla yapılması gibi bir hedefi var AK Parti'nin. Elbette bu hedefin bir de lideri var, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yani değil mi, dünyada herhalde objektif olarak bakıldığında kimsenin inkar edemeyeceği bir liderlikten bahsediyoruz ama akademik olarak bu liderlik kavramının hangi zemine oturtacağız? Fatih Bey, tabii şimdi Sayın Selvi'nin söylediğine de cevap olarak ben doktora tezimi Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinin üstüne yazdım. Hayatını çok derin derin, o hepimizin bildiği geçmiş yıllarındaki siyasi deneyimleri ve birçok bağlamda harmanlayıp bir bilimsel
okuma yapmaya çalıştım. Çünkü bence de Sayın Cumhurbaşkanı'nın hayatı ve liderliği sadece Türkiye açısından değil, bölge ve küresel anlamda da bilimsel olarak anlatılmaya değer bir liderlik olarak algılıyorum ben. Şimdi özellikle parti içi süreçleri düşünür ve konuşurken iki kıymetli gazeteci, hemen ben de eski notlarıma baktım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın hayatında önemli dönüm noktaları var. 22 yaşında İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış bir isim. Niye bunu söylüyorum? Çok erken yaşlarında Sayın Selvi'nin söylediği gibi hem sosyal hayatta STK'lar aracılığıyla hem de sonrasında siyasi hayatta var olmuş bir isim. Dolayısıyla teşkilatlarına seslenirken o karşıda onu dinleyen tüm teşkilat mensuplarının oturduğu her bir makamda uzun ve farklı zaman dilimlerinde görev yapmış, neler yapabileceklerini bilen, neler yapmaları gerektiğini bilen bir isim. O makamı da bilen. Evet. Şimdi bu çok önemli. Her siyasi partiye de bu bağlamda bir lider nasip olmaz. Çünkü genellikle siyasi partilerin liderleri siyaset partisi, aynı kendi partisinin içerisindeki farklı mekanizmaların hepsinde görev almamış isimler olabiliyor. Bu da çok normal bir durum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle büyük bir avantajı var. Bu kısım çok önemli. Yani gençlik kolları, ilçe yönetimi, belediye il yönetimi, başkanlığı. Belediye başkanlığı, parti liderliği, başbakanlık. Cumhurbaşkanlığı, değil mi? Her kademe. Her kademede ve Türkiye'nin zorlu dönemlerinde bu görevlerde çok genç yaşlarda bulunmuş bir isim. Dolayısıyla partisine genişletilmiş il başkanlarında seslenirken söylediği her kelimenin hem kendi hayatında hem de siyaseten ben de Fadime Hanım söylediği gibi çok anlamı ve önemi olduğunu düşünüyorum. Yani kelimelerin ve üstüne seçtiği sözlerin çok ciddi ve anlamı yoğun olduğunu düşünüyorum. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok anlamda, ben tezimde de öyle bir başlık kullanmıştım, reformcu bir isim. Türk siyasetinde de hem siyasetin doğasını değiştiren hem de siyasetin yapılış şeklini değiştiren, vatandaşa hizmet anlayışını siyasetin her kademesine taşımayı partisiyle başarmış bir isim. Baktığınız zaman bu kadar kurumsal kadın ve gençlik kollarının kurulması, bu mekanizmalarla istişare edilmesi, il ilçe yönetimleriyle istişare sağlanması, bunlar her siyasi partinin çok uzun süre görebileceğimiz ve sürdürebileceği süreçler değil. Ve bunun ötesinde de sadece üyelik sayılarına siyaset baktığımızda Siyaset Akademisi, yani işi dinamik tutan ve bu döngüyü de çok sık bir şekilde yenilemeye çalışan bir isim Sayın Cumhurbaşkanı. Zaten üye sayısına da baktığınızda şu anda, tabii siyasi partiler de biliyorsunuz STK sonuçta, Türkiye'nin en fazla üyesi olan sivil toplum kuruluşu AK Parti. Dolayısıyla AK Parti dediğimiz zaman çok büyük bir aileden de bahsediyoruz aynı zamanda. Yani kendi içinde uzun yıllar gençlik kollarından, alt kademelerden, kadın kollarından insanlar ve isimler yetiştirmiş bir parti. Siyaseti bir okul olarak gören, siyaseti bir aile olarak gören, biraz önce Fadime Hanım'ın söylediği, Sayın Selvi'nin söylediği dava meselesini bir öz mesele olarak algılayan, geçici çıkarlar değil uzun vadeli millete hizmet etmek algısını lideriyle birlikte aslında özümsemiş ve bunu da Türk siyasi hayatına yansıtmış bir parti. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğini, nitekim biz burada o gece seçim gecesi de stüdyoda canlı balkon konuşmasında da dinledik. Hakikaten bu bağlamda okumak lazım. Tabii bundan sonraki süreçlerde AK Parti kendi istişare mekanizmalarının içerisinde ve kongre süreçlerinde bir yenilenme sağlayacağını Sayın Cumhurbaşkanı birçok platformda dile getirdi. Nasıl bir değişim ve dönüşüm olacak hep beraber göreceğiz. Ama şunu söylemek lazım yeniden. Sayın Cumhurbaşkanı siyasi hayatının her döneminde bu noktada cesur kararlar almış bir isim. Ve bu cesur kararlarla birlikte de Türk siyasetine birçok aslında aktörün katılımını da sağlamış bir isim. Gençler ve kadınlar da bu işin bir parçası. Bu bağlamda da Türkiye yüzyılı hikayesi yazılacaksa bu iki grubun etkisinin düşünmeden olmaz. Bu bağlamda da hem yeni isimler ifadesi, yeni yüzler ifadesini de ben çok önemli buluyorum. Her politika alanında birçok sesi, birçok bu bağlamda toplumun her kesimini dinlemeyi de şiar edilmiş bir isim. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın meşhur bir sözü vardı, Sayın Serdar Devlet, istişarede hayır vardır. Bunu da sık sık dile getiren bir isim. Bundan sonraki dönemlerde de yine bu bağlamda onun liderliğini göreceğimiz, partinin içerisinde de
bu liderliğin ortaya koyduğu somut adımları göreceğimiz bir dönemin başlangıcı olarak görmek lazım. Tabii önümüzdeki süreç neler getirecek? Bu da önemli bir aslında somut gösterge olacak. Şunu da son olarak söylemeyi önemli buluyorum. Kurulduğu ilk günden itibaren tabii AK Parti aslında dünyadaki siyasi partiler açısından baktığınızda hala yaşı çok genç bir parti. Bize yıllar uzun gibi geliyor hızla geçtiği için. Bu bağlamda da hem bu gençliğini hem dinamizmini ki kurulduğu ilk günden itibaren iktidarda da olan bir partinin olduğu gerçeğini de düşünürsek bu süreçlerin yoğun ve kapsamlı ilerleyeceğini de öngörmek mümkün. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Şimdi Enes Hocam'la devam edeceğiz. Yani partimizin ve davamızın geleceği her türlü şahsi kaygı ve kişisel hesabın ötesindedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu sadece bugün söylemiyor. Başından bu yana hep söylüyor. Yani kameralar önünde de söylüyor. Hatta kameralar önünde kullandığı bir ifade vardı. O da neydi? İşte bundan 8 yıl önce metal yorgunluğu demişti. Metal yorgunluğu tespitinin ardından örneğin AK Parti 5 seçim kazandı bir referandumla birlikte. Demek ki zaman zaman yani o çizelgede bunlar olabiliyor parti geçmişine baktığınız zaman. Dolayısıyla davamızın geleceği vurgusunda bir umut aşılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siz böyle radikal efendime söyleyeyim o yenilenme sürecinde somut adımlar bekliyor musunuz? Evet. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasetine baktığımız zaman radikal adımlar pek görmüyoruz. Dönüştürücü adımlar görüyoruz ama radikal değil. Dönüştürücü ile radikal arasında radikal fark var diyorsunuz. Yani radikal ani, muhatabını küstüreyen, öteleyen, parti dışına iten adımlar görmüyoruz. Daha aslında sakin, düşünerek ama kararlı adımlar atıyor, kararlı adımlar atıyor. Ama şunu görüyoruz, çünkü AK Parti çok tabii büyük bir teşkilat, Türkiye'nin en büyük partisi. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı yani son 22 yılda, 22 yıl oldu tabii, AK Parti içerisinde demin de bahsedildi, çok büyük kadrolar yetişti. İsimler değişti ama şöyle bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman kadrolarda değişikliklere gidiyor. Ama sonra mesela yani kadrolarda diyelim ki işte kabinede yaptığı değişikliklerde dışarı çıkan isimler sonra partide başka görevler alıyorlar. Sonra dönüyor başka yerlerde görev veriyor onlara. Yani burada ve herhangi bir isim partiden kendisi ayrılıp gitmedikçe de kolay kolay da kimsenin ötekileştirildiğini görmüyoruz. Çünkü bu büyük hareketi yönetmek aslında gerçekten çok ciddi bir siyasi ustalık gerektiriyor. Demin Şuaya Hanım bahsetti. Uluslararası ilişkilerde dış politika analizlerinde liderlik analizi diye bir kısım vardır. Yani devletlerin dış politikası analiz edilirken iç siyaset analiz edilir, devletlerin kapasiteleri analiz edilir. Efendime söyleyeyim, uluslararası sisteme bakılır ama bir de liderlere bakılır. Onların siyaset tarzına bakılır, hayat hikayelerine bakılır. Bu açıdan baktığınız zaman tabii Sayın Cumhurbaşkanı sadece Türk siyasetine değil küresel siyasete de hani damgasını vurmuş bir lider. Bu objektif bir yerden baktığınız zaman da böyle. Yani illa AK Parti'yi desteklemenize ya da desteklememenize gerek yok. Objektif olarak baktığınız zaman Türk siyasi hayatının son 100 yılına, Cumhuriyet'in 100. yılını geçtiğimiz sene idrak ettik. Türk siyasi hayatına bu derece damgasını vurmuş olan bir tek Cumhuriyet'in kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk var. Zaten ama o ayrı bir kategoride. Yani onu Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı kategoride de değerlendiremezsiniz. O Cumhuriyet'in kurucu lideri. Yani onu başka hiçbir kategoriyle aslında aynı kategoriye koyamazsınız. Ama onun dışındaki bütün Cumhuriyet tarihine baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanı kadar Türkiye'yi dönüştürmüş, uzun süre iktidarda kalmış, artık bütün bu rekorları elinde bulunduruyor. Başka bir lider yok. Onun ötesinde tabii bundan dolayı da bu aslında sizin de bahsettiğiniz uzun süren iktidar döneminden dolayı da küresel siyasette de tabii ki ciddi etki üretti. Yani günün sonunda küresel siyasette etki üretebilmeniz için tabii ülkenizin kapasitesi, imkanları önemli. Ama hani 3 sene iktidarda kalsanız bir etki üretemezsiniz. 5 sene kalsanız edemezsiniz. Ama uzun süre kalan, iktidarda kalan liderlerin de damgalarını vurduklarını görüyoruz. Dolayısıyla
Sizin bahsettiğiniz şey çok önemli. Metal yorgunluğu dedikten sonra kaç tane seçim kazanmış? 5 seçim kazanmış. 5 seçim kazanmış. Dolayısıyla burada bazı şeyleri doğru yaptığını demek ki söyleyebiliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Özellikle buradaki kadrolardaki değişimi, dönüşümü gerçekleştirdiğini görüyoruz. Mesela geçtiğimiz seçimlerden sonra açıklanan kabineye bakalım. Değil mi? O kabine mesela tamamen yeni bir kabineydi. Yani tamamen yeni bir kabineydi. Dolayısıyla ama şöyle de bir durum var. Bunlar hepsi de ya AK Parti içinden ya da dışarıdan efendime söyleyeyim siyasetle ilişki içerisinde olan ve başarılı olmuş kişiler ve tırnak içerisinde diyelim yani bu hareket içerisinde yetişmiş olan insanlar. Bu da başka bir boyutu. Şimdi tabii bakın seçimler oldu. Mart'ta oldu seçimler. Mart, Nisan, Mayıs değil mi? Bir ay geçti. İkinci aya gidiyoruz. Hala AK Parti seçimleri analiz ediyor. Çıkarılacak dersleri konuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı bunu konuşuyor. Ama diğer partilere bakıyoruz. Kaybediyorlar. Bir hafta bile konuşmuyorlar. Üstünü kapatıyorlar. Unutturuyorlar. Yollarına devam ediyorlar. Yani burada da aslında neden başarılı olduğunun başka bir şeyini görüyoruz. Yani kazandığı seçimlerde bile hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyordu ve ne diyordu? Bu bizim için evet yani başardık ama niye daha fazla oy alamadık? Bunun analizini yapacağız. Tespitlerimizi yapacağız. Ona göre adımlar atacağız diyordu. Yani sürekli iyileştirme, sürekli çalışan, üreten bir aslında lider konumunda. Bu açıdan baktığınız zaman da başarının sırrının da burada yattığını görüyoruz. Yani diğer partilerse seçimleri kaybetmelerine rağmen seçim sonuçlarını bile analiz etmediklerini, tartışmadıklarını görüyoruz. Liderlerin sorumluluk almadığını görüyoruz. Evet. Mesela Kemal Bey değil mi? Seçimleri kaybetmiş olmasına rağmen ben kazandım diye mesela bir söylemle çıkıyordu ortaya. Yani dolayısıyla şunu görüyoruz. Bir tarafıyla da çok rasyonel ve realist bir bakış var Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Yani meseleleri olduğu gibi görüyor, analiz ediyor. Adım atacağı zaman ama şöyle bir şeyi var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Kamuoyundan beklenti olduğu zaman adım atmayı tercih etmiyor. Kendi tercih ettiği zaman adım atıyor. Bu da aslında şu açıdan önemli. Yani çünkü biliyorsunuz liderleri manipüle etmek isteyen çok fazla şey olur. İçlerde, dışarıda, çevreler olurlar. Dolayısıyla onların manipülasyonlarının önünü kesmek için çok doğru bir liderlik tarzı bu. Böylece ben de cevabı almış oldum. Çünkü şöyle bir dolaşım, medya dolaşımına baktığınızda büyük büyük puntolarla hemen hemen her gün Cumhurbaşkanı işte şöyle yapacak, Cumhurbaşkanı böyle yapacak. Özellikle belirli bir medyada. Yani her gün bir beklentiyle bu beklentinin üzerinde gündem oluşturma çabası var. Ama siz diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan çok tecrübeli bir siyasetçi. Tabii. Yani şimdi yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı bir kenara koyalım. Orta kademe bir yönetici diyelim. Bir kurumu yönetiyor, bir yeri yönetiyor, şirketi yönetiyor. Yani aşağıdan gelen ya da birilerinden gelen taleplerle kendi kadrolarını onların istekleriyle yönlendirmesi, bazen de manipülasyonu, çoğu zaman da manipülasyondur bu. Hareket etmeye başlarsa bu sefer yönetimde zaafa düşer. Evet. Kadro bulamaz yönetmek açısından. Dolayısıyla bu açıdan bu işin böyle bir liderlik tarafında böyle bir strateji olduğunu söyleyebilir. Ama şu var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın gözlem şeyi çok güçlü. Yani not ediyor. Zamanı geldiğinde de adım atıyor ama çoğu zaman biz onu ilişkilendiremiyoruz. Mesela diyelim ki afaki konuşuyoruz. Bir isim bir konuda bir başarısızlık gösterdi. Sonra onunla ilgili Cumhurbaşkanı bir adım atıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Biz onu onunla ilişkilendiremiyoruz genellikle. Yani 6 ay sonra 1 sene sonra oluyor, 2 sene sonra oluyor. Ama bu adımlar atılıyor. Ama burada da şu var yani o radikal değil. Evet. Orada olsa radikal olur ve insanlar küstürülür. Kırmadan, dökmeden, küstürmeden, sistem içerisinde tutarak bu dönüşümleri gel. Esas liderlik de budur. Yani öteki türlü mesela birçok partide görüyoruz bu savrulmaları. Kavgalar çıkıyor, gürültüler çıkıyor. Küsüyorlar, ayrılıyorlar, partiler kuruluyor. Efendime söyleyeyim, bölünüyor partiler. Mesela AK Parti'den ayrılanlar oldu ama hiç... Yani 2007'den beri ayrılanlar oldu. Hatırlayın. Yani Cumhurbaşkanlığı krizinden mesela evet. O dönem ayrılan birkaç isim oldu. Efendim, hiçbiri tutunamadı. Bu bence burada bu liderlik tarzının da çok ciddi etkisi var diye düşünüyorum. Teşekkürler. Siyaseti özlemişiz yani. 1 saat 12 dakika konuştuk. Bu arada konuşuruz isterseniz sabah. Konuşuruz ama çok başlık var. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatla ilgili
mesajları var. Fakat öncesinde bu kamp demişken, yani AK Parti'nin yapacağı kamp belli oldu. Genel Sekreter Fatih Şahin 7-8 Haziran 2024 tarihinde Kızılcahamam'da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz 2024 tarihinde genel merkez konferans salonunda belediye başkanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantıları yapılacağını açıkladı. Yani takvim belli. Hareketli, sıcak bir yaz olacak. Evet. Diyerek fahiş fiyat mesajına geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat artışlarının sadece piyasa şartlarıyla izah edilemeyeceğini söyledi. Yani milletin aşına, ekmeğine, boğazındaki lokmasına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız dedi. Erdoğan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısında verdi mesajını. Fahiş fiyat artışlarının sadece piyasa şartlarıyla izah edilemeyeceği buradaki herkesin malumudur. Bazı temel gıda ürünlerinin fiyatlarında zaman zaman gördüğümüz ani çıkışların gerisinde piyasa koşullarından ziyade fırsatçılık vardır. Bu ürünlerin arz talep dengesini bozacak güce ulaşmış kimi çıkar odakları fiyat manipülasyonu üzerinden piyasayı da bozmaktadır. Milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız. Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi birkaç tamahkarın fiyat oyunlarına kurban vermeyiz, veremeyiz. Meclisimizde görüşülen düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte inşallah devletimizin ilgili kurumlarının eli daha da güçlenecektir. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatla ilgili mesajları bunlardı. Yani milletin aşına, ekmeğine, boğazındaki lokmasına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız dedi. Ya çok ciddi bir mücadele var Sayın Selvi, enflasyonla mücadele. Bütün dünyada olduğu gibi, o az evvel Fadime Hanım'ın saydığı bütün o olağan dışı ve olağanüstü süreçlerin ardından bir süreçten geçiyor dünya, Türkiye. Bunu hepimiz biliyoruz, takip ediyoruz. Yani bütün bu çabanın karşısında birileri hakikaten bu yaşananlardan ayrı, farklı bir şekilde bir fiyat politikasına gidiyor. Cumhurbaşkanı diyor ki bunlar sadece piyasa şartlarıyla izah edilemez diyor. Mücadele önemli. Devletin zirvesini verdiği mesaj da önemli. Ne diyorsunuz? Şöyle, buna çok ihtiyaç var. Zaten bu seçimlere ekonomi damgasını vurdu. Fakat sadece seçim olarak düşünmemek gerekiyor. Bizim insanlarımız gerçekten ciddi bir geçim sıkıntısı içerisinde. Bu geçim sıkıntısının bir bölümünü elbette ki yüksek enflasyon oluşturuyor ama bunun yanında fırsatçıların fahiş fiyat olarak yansıttıkları da özellikle gıda ürünlerinde vatandaşı ciddi olarak sarsıyor. Bakın, kimse devletten güçlü değil. Bu konuda tedbir alındığında bir mesafe alınabiliyor. Biz neydi? Otomobiller biliyorsunuz tarlalara kaçırmış, park etmişlerdi. Otomobil fiyatlarında anormal yükseklik vardı, yükseliş vardı. Ne oldu şimdi? Otomobilleri satmak için şimdi kampanya düzenliyorlar. Ev ve konutta aynı şeyler vardı. Onlar da geriledi. Demek ki tedbir alındığında sonuç alınabiliyor. Şimdi geldik fahiş fiyat uygulaması. Fahiş fiyat demek Sayın Cumhurbaşkanı da belirttiği gibi ekonominin dengeleriyle izah edilemeyecek. Tamamen fırsatçıların, stokçuların bir soygun ekonomisi demek. Şimdi vatandaş sabit gelirinde artış olmuyor. Asgari ücretliyse asgari ücret yılda bir ya da iki defa belirleniyor. Memursa maaşı belli. Maaşı sabit gelirli olanların gelirlerinde artış olmuyor ama giderlerinde anormal artışlar oluyor. Onun adına da biz işte fahiş fiyat diyoruz. Bu konuyla ilgili olarak bir yasa teklifi biliyorsunuz mecliste komisyondan geçti. Genel kurula gelmeyi bekliyor. Zannediyorum önümüzdeki hafta genel kurulda görüşülecek. Fakat burada sadece fahiş fiyatta mücadele değil, işte
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek Hazine Maliye Bakanı açıkladıkları tasarruf tedbirleri var. Yani bunlar ekonomide hepsi bir zincirin halkaları gibi birbirini tamamlayan, özellikle de enflasyonu düşürmeye yönelik politikaların uygulanması gerekiyor. Bu politikalarda netice alınmaya başladı. Yani makro anlamda netice alınmaya başladı. 700-800 civarında olan CDS göstergeleri 280'e kadar geriledi. Türkiye'nin not artışı başladı ama vatandaşın bu ekonomideki iyileşme sürecini henüz geçilemedi. Bu normal seyrinde de elbette ki biraz zaman alacak ama bir de fahiş fiyat uygulaması olduğu için, yani fırsatçıların uygulaması olduğu için bu vatandaşa daha geç yansıyacak. Yani ekonomide iyileşme olsa da. O açıdan fahiş fiyatla mücadele gerçekten Türkiye'de artık bir milli güvenlik sorununa dönüştü. Bunu da beylik bir laf olsun diye söylemiyorum. Geçen seçimlerde hatırlarsanız domatesi, soğanı tartıştık. Ondan sonra ne oldu? Marketlerde sıvı yağ. Sanki memlekette sıvı yağ yoktur. Sıvı yağ kalmayacak. Fiyatlar artacak dedi. İnsanlar marketlere hücum etti. Şeker. Şekerde aynı sorunu yaşadık. Ya pandemi döneminde tuvalet kağıdında dahi bunlar yaşandı bu ülkede. Bir fırsatçılar var ve bunlar oldukça da organize olarak hareket ediyorlar. Şimdi çıkarılacak fahiş fiyatla mücadele yasasının elbette ki piyasa üzerinde bir etkisi olacak. Ama bunların hemen bir yasa çıktı diye pes edeceğini hiç kimse beklemesin. Bu konuda belki birbirini tamamlayacak yeni adımların atılması gerekebilir. Sadece onlara bir ceza yazılması gördük ki yeterli değil. Çünkü ne yapıyorlar? O cezayı alıyorlar, fiyatların üstüne koyuyorlar, vatandaşa ödetiyorlar. Ondan sonra da vatandaş bunun hesabını seçimlerde sandıkta siyasilere, iktidara soruyor. Burada yapılacak olan şey belli. Bir, fiyatların takibi, hapis cezası, ruhsat iptali gibi tedbirlerin alınması gerekiyor. Gerçekten onu görüyorum ben. Marketlerde, rafta bir ürün alacaksa o çeşitler arasında kaç defa gidip gelip bakıyor insanlar. Pazarda bir sebzeyi, meyveyi alacaksa tüm pazarı birkaç defa geziyor ki en iyisini en uygun fiyatta nasıl alayım diye. Bu fahiş fiyatla mücadele konusu Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu haline dönüştü. Hem bu yasanın çıkması lazım, bu yasa çıktıktan sonra gerekirse ek önlemlerin alınması gerekiyor. Artık vatandaşın üzerindeki bu soyguna dur demenin zamanı geldi de geçiyor bile. Tabii tabii lütfen. Yani Abdülkadir Bey tabii çok haklı. Zaten vatandaş da görüyor, yaşıyor bunu. Şimdi bakıyorum bazen Avrupa ile fiyatları karşılaştırıyorum. Yiyecek ve içecekte, gıdada. Yani Avrupa'dan daha pahalı. Euro bazında da. Euro bazında. Tabii. Şimdi bugün bir gelirimiz akşam... Gelirimiz hocam euro bazında değil ama fiyatlar daha euro bazında daha pahalı. Evet, yani ben bu akşam bir yerde bir dondurma yiyeyim dedim. Dört top dondurma. Yani baktım euro karşılığı 800 euro. Ankara'da mı hocam? Ankara'da. Hmm. Aynı dondurmayı Avrupa'da bir yerde yiyin fark etmez. Yani Berlin'de, Viyana'da bir yerde 5 euro. Şimdi nasıl oluyor da yani Türkiye'de işçilik daha ucuzken, efendim gıda şey daha uygunken bu kadar, yani 1,5 katı fazla olabiliyor. Yani bunun artık öyle enflasyonla falan açıklanabilir bir tarafı kalmadı. Ya şöyle, çok haklısınız. Ben de işim gereği akşam yediniz? Çalıştığı için. Yok, ben daha çok çarşı pazar geziyorum. Sizin nedeni anlaşıldı. Yani alışveriş işi bende. Evet. Gündüz evde. Akşam çalıştığım için gündüz o işleri halledebiliyorum erken saatlerde. Marketler arasında ve semt pazar arasında aynı üründe, farklı kalemlerde değil, aynı ürün ve aynı kalitede, aynı cinste çok fark ettiği oluyor açıkçası. Yani %50, %60'a varan fiyat dalgalanmaları var. Bunu söylemekte yarar. Hatta aynı var. Ürünün farklı marketlerde. Fahiş fiyat o demek zaten. Farklı fiyatlara satılması da var. İşte yani örneğin bir domates, aynı kalitede domates bir yerde işte 30 lirayken başka bir yerde 70 liraya kadar çıkabiliyor. Ya da semt pazarında aynı domatesi 20 liraya bulabiliyorsunuz gibi. Ambalajlı ürünlerde de gramajlarla oynuyorlar. Evet. Ve aradaki fiyat farkı fark edilemiyor. Evet. Yani o yüzden Bendevi Palandöken'in dün, yanlış hatırlamıyorsam, bir önerisi var. Bugün çiftçiler günü bu arada. Evet, yani o gramajı sabitlemek
ve dolayısıyla birim fiyatının ne olduğunu bütün vatandaşın, alıcının bilmesi konusunda bir önerisi vardı. Ben çok önemsedim bunu. Çünkü gramajı küçülterek rakamı güy yani bir indirim yapılıyor gibi gösterilerek vatandaşın aldatıldığı aldatan fırsatçılar var. O yüzden onu sabitlemek muhtemelen herkesin yani yarım kilo yoğurt alacaksa ya da süt alacaksa onun birim fiyatının ne olduğunu öğrenme şansı olacak. Evet. Bakın yani konu fiyatlar, çarşı pazar olunca hemen hepimizin söyleyecek bir şey var. Çünkü hepimizi ilgilendiren meseleler değil mi? Sayın hocam dondurmadan örnek verdi. Ben domatesten örnek verdim. Varsa yani somut hakikaten öyle. Yani çünkü bu neden ilgi çekiyor? Herkes bir şekilde temel ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Aklıma bir şey geldi. Daha doğrusu birkaç gün önce yaşadığım bir şey, şahit olduğum bir şeyi söylemem lazım. Havaalanında biliyorsunuz havaalanına su sokamıyorsunuz. Yani belli bir ne kadar bilmiyorum 100 gram belki gibi bir sudan fazlasını X-ray cihazından geçerken alıyor oradaki görevliler. Sanıyorum güvenlikle ilgili bir sorun teşkil ettiği için su alamıyorsunuz. Ama uçak beklerken uçakta hani eğer Türk Hava Yolları'nda yolculuk yapıyorsanız ücretsiz alabiliyorsunuz o suyu. Ama diğer hava yollarında öyle olmuyor. Şimdi kızımla ben bir şeyler alıyorduk. Bir beyefendi geldi. Sadece bir su. Yani küçük bir su alacak. Kasada elinde 20 lira çıkarmıştı. Dedi ki 85 lira. Amca su mu 85 lira dedi. Evet dedi ve onu geri bırakmak zorunda kaldı. Şimdi küçük suyun 85 lira olduğu ve en temel ihtiyacını karşılamak için havaalanında o suyu alması gerekiyor. Ama 85 lira gerçekten çok yüksek. Hani havaalanında yüksek kira ödüyoruz vesaire gibi gerekçelerle her şeyin fiyatı biraz hayli yüksektir hatta. Ama inanamadım ben de 85 lira olmasına sadece küçük suyun. Yani buna hakikaten bir müdahale şart. Bir de müsaade ederseniz ben de önemli bir şey söyleyeceğim. Fatih Bey şimdi tabii sık seyahat ettikçe şunu da görüyorsunuz. Örneğin yani Ankara İstanbul tabii belli konularda işte emlak konusunda pahalı diyorsunuz. İşte talep çok, nüfus çok diyorsunuz. Ama özellikle temel gıda maddelerinde iller arası uçurum da çok artmış durumda. Tabii hani bu konuşulunca hep şöyle söylüyorlar. Hocam işte yetiştiği yerden gelmesi, lojistik, işte paket, plastik. Aynı ilde mahalleler arasında, semtler arasında fark var. Hem o var yani. Hem de yani evet tamam paket, plastik, lojistik her şey işin içine kattığınızda bile bu fiyat farkını ifade etmeniz mümkün değil. Tabii bu noktada biraz önce Abdülkadir Bey hatırlattı. Şunu çok iyi hatırlayalım. 2019'daki yerel seçimlerde de biz bunu gördük. Hatta hatırlayın özellikle olaylar patates, soğan üzerinden büyümüştü. Anadolu'nun farklı yerlerinde stokçulukla ilgili çok büyük cezalar kesilmişti. Sonrasında hiçbir şey seçim biter bitmez de patatesli fiyat normal fiyatına dönmüştü. Şimdi bunları o yüzden normal bir ekonomiyle yani benim en azından nacizane sahip olduğum ekonomi bilgisiyle açıklamak mümkün olmuyor. Bu noktada da gerçekten bu fahiş fiyat meselesinde fırsatçıların şu açıdan da ülkeyi düşünmesi gerekiyor. Yani bireysel olarak hepimizin zorlanmasıyla beraber bakın mesela zeytinyağı meselesi. Şimdi zeytinyağında Türkiye dünyadaki öncü ülkelerden bir tanesi. Kalite anlamında da Türkiye'deki zeytinyağı çok çeşitli ve yüksek kalitede var. Öyle bir şey yaşanıyor ki şu anda Avrupa'nın herhangi bir ülkesinden buraya zeytinyağı getirttiğinizde ya da fiyatları sadece merakımdan açıp baktığımda aşırı bir fark oluşuyor. Yani bazı konularda da örneğin sadece biz bunları konuşmuyoruz. Dünyada Türkiye'de ne oluyor gıda fiyatlarında diye ciddi anlamda konuşuluyor dünya kamuoyunda. Bu da gerçekten yani hakikaten tarım ülkesi olmamız anlamında birçok konuda üretim bandının ve sektörün bu kadar geniş olduğu bir ülke olmamız anlamında bu fiyat fazlalığı anlaşılabilir cinsten değil. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Şimdi hani denetim burada çok önemli elbette. Hani bu fırsatçılara fırsatçılık yapmayın telkininde bulunabiliriz. Ama devletin mutlaka onu fırsatçılık yapamayacağı, fahiş fiyatlarla bir ürünü vatandaşa satamayacağı
güçlü cezalarla aslında bir yaptırım uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka cezaların çok artması gerekiyor. Denetimin artması gerekiyor ama bunların dışında bir sicil vatandaşa ilan edilebilecek bir sicil yöntemi olabilir. Yani bunu bir marketler zincirini düşünün mesela. Eğer bu şekilde fiyatlarla oynuyorsa, üstelik gerçek olmayan rakamlar üzerinden yapıyorsa ya da bir atıyorum salça markası gramajla oynayıp gramajı küçültüp rakamı büyütüyorsa, aradaki farkı kendi cebine atıyorsa ve bunlar tespit edildiğinde bir sicil sicili ortaya çıkartılmalı ve vatandaşa bu ilan edilmeli ki vatandaş da o markanın aslında kendisini kandırmaya yönelik bir girişimleri olduğunu, bunu çoklukla yaptığını görebilsin ve onu değil diğer salça markasını tercih edebilsin. Böyle de bir çok yönlü etkin olursa, mücadele örneklerinden birini veriyorsunuz aslında şu an. Çünkü hani bunun mesela sosyal medyada, internet üzerinden alışveriş yaparken alıcıya en önemli yol gösteren şey oradaki kullanıcı yorumları oluyor. Yani ben de alışveriş yapıyorum ve orada bakıyorum diğer alanlar o ürünle ilgili, satıcıyla ilgili, aradaki kurye, kargo ile ilgili eleştirisi, beğenisi neyse onlar bir yol gösteriyor ve bir yıldızlama, puanlama yapılıyor. Puan düşükse zaten asla bakmıyorsunuz. Yani çünkü güvenli değil. Hani o güvenli olup olmadığını o markanın, o marketin böyle bir sicil, nasıl diyelim, sicil tabelası çıkartılıp bu vatandaşa ilanda edilebilir. Bu da yaptırımlardan biri olabilir. Bu arada fahiş fiyat ve stokçulukla mücadeleye ilişkin kanun teklifi hepimizin bildiği üzere meclisin gündeminde. Teklif fahiş fiyat uygulayanlara verilen cezaların artırılmasını öngörüyor. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. Stokçulukta ısrar edenlere kapatma cezası da gündeme gelebilir. Yani meclis gündemi yoğun. Önümüzdeki dönemde de bir hayli yoğun olacak. Aslında bunu işte yine o 4 yıllık temel atma süreçleri olarak değerlendirilebilir. Yani eğer böyle bir problem varsa, değil mi? Bu problem kısa vadede telafi edilir. Sizin dediğiniz gibi uzun vadede de bir daha problem haline gelmemesi için elden gelen her şey yapılır, yapılmalı. Meclis, affedersiniz, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Katar Ekonomik Forumu'nda enflasyonla mücadele mesajı verdi. Bir ona da bakalım. Sonra ekonomi konuşmaya devam ederken bunu da altını çizelim. Ekonomik Forum'da enflasyonla mücadele mesajı verdi dedik. Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz dedi Karahan. Doha'da, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen forumda konuştu. Sosyal refahı en önemli katkıların fiyat istikrarı yoluyla olduğunu söyledi. Piyasaların enflasyonun düşeceğine inandığını ifade etti. Yılın ikinci yarısında koşulların dezenflasyonist olacağını belirtti. Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz dedi. Karahan, kamuda tasarruf paketinin enflasyon konusunda kendilerine yardımcı olacağını vurguladı değerli izleyenler. Haber olarak paylaştım. Elbette yani burada ekonomist bir konuğum yok. Diğer kıymetli konuklarımı da ekonominin teknik terimleriyle sıkmak ve boğmak istemiyorum. Fakat bireysel ve vatandaş olarak harika değerlendirdik az önce. Yani bir 10-15 dakika hakikaten hepimizin ortak sorunu yani. Ekonomi değil, bizim hayatımız. İşte yani onu vurguluyorum. Evet, manşet enflasyon, çekirdek enflasyon, bunlar zaten bu işin teknokratlarının gündeminde olan, kendi seyrinde ilerleyen meseleler. Fakat hepimizi çok yakından ilgilendiren bu meselelerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da böyle bir mesaj vermişti. Bir de kamuda tasarruf tedbirleri var. Bunu konuşmak istiyorum. Şimdi kamuda tasarruf tedbirleri kalem kalem açıklandı. Tasarruf düzenlemesinin önümüzdeki hafta meclise sunulması bekleniyor. Çünkü bunun için bir yasa gerekiyor. Sayın Selvi, ne dersiniz? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası da geniş yer ayırdı bu söyleme. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz konuyu yakından takip ediyor. Elbette Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de konuyla ilgili her gün yeni bir açıklaması oluyor. Evet. Şöyle, ekonomi politikaları zaten birbirlerini tamamlayıcı, bütünleşik politikalar olmadığı sürece
sonuç almanız mümkün değil. Şimdi burada uygulanan, Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikalarında dünyadan bir destek geldi. Bu çok önemli. Yani ekonominin yarısı güvendir. Buna destek verilmesi o açıdan kıymetliydi. İşte CDS puanı, biz CDS puanı diyoruz ama borçlanma açısından çok kıymetli. Yani 700-800'lerden 280'lere geriledi. Hedef onu 100 seviyesine çekebilmek. Çektiğimizde dünyada refah seviyesi yüksek olan ülkelerle aynı seviyeye gelmiş olacağız. Not artışları başladı. Bunlar da Türkiye'de önce görünümü düzelttiler. Şimdi artık not artışları başladı. Bu da makro ölçekte olumlu göstergeler. Ama bunların tabii ki ekonomi çok dinamik bir unsur. Sürekli olarak yeni tedbirlerle bunların tamamlanması gerekiyor. Bu açıdan tasarruf tedbirleri, yani altını çizerek söylüyorum, kamuda tasarruf tedbirleri. Bakın bizde kamu israf eder, vatandaş tasarruf yapardı. Ama şimdi vatandaş tasarruf yaparken diyor ki kardeşim kamu da bana önce olsun, tasarruf yapsın. Yani buradaki bakış açısı çok çok kıymetli. Kamu da tasarruf yapıyor diyor ve şunu söyledi Mehmet Şimşek. Bu ilk paket değil, son pakette olmayacak. Belli ki ihtiyaçlara göre yeni tedbirler alınacak. Nedir işte efendim, tanıtım, temsil gibi giderlerin %15'inde kesinti yapılacak ama bu Türkiye'nin yurt dışındaki turizm tanıtımlarını kapsamıyor. Çünkü oradaki tanıtım yaptığında bu sana turist ve para olarak geri dönecek. Yatırımlarda bir öncelik yapılacak ve yatırımlara ayrılan kaynaklardan %10 kesinti yapılacak. Kamuya yeni araç alınmayacak ve kamuya yabancı araçlar bitecek. Yerli otomobil kullanılacak. Türkiye'de üretilenler tercih edilecek. Kamu binalarının kiralık olanlar sözleşmesi bittiğinde yenilenmeyecek. Kamuda böyle bir tasarrufa gidilecek. Kamunun kampları, sosyal tesisleri ihtiyaç varsa bunlar satılabilecek. Yani kamu diyor ki devlet, ben öncülük yapacağım. Tabii bunun sözde kalmaması gerekiyor. Bunun uygulamaya yansıması gerekiyor. Hani vatandaşa sen tasarruf yap derken, eğer devlet burada gösteriş, israf, debdebe içerisinde olursa o zaman bu tasarruf sözde kalır ve vatandaşın tam tersine moralini bozar. Ya kardeşim ben burada kemer sıkıyorum. Bak domatesi alırken iki defa hesap ediyorum. Evime yağ alırken hesap etmek zorunda kalıyorum. Tavuk alırken işte market geziyorum ama sen tasarruf yapmıyorsun. Tam tersine şatafat gösteriş içerisinde yaşıyorsun dersen bu algı değişir. Burada ekonomide güven çok önemli. Vatandaşın uyguladığın politikaya güvenmesi lazım. Ekonomi çevrelerinin güvenmesi lazım. İç ve dış finans çevrelerinin güvenmesi lazım. O açıdan bu güveni pekiştirecek unsurlardan birisi. Tabii alınacağı açıklanan tedbirlerin bazıları yeniden gözden de geçirilebilir. Yani mesela ben memurlara servislerin kaldırılması konusuna taraftar değilim işin doğrusu. Gariban memurun bir servisi var. Bunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu ayrıca kaç milyon memuru da ilgilendiriyor. Büyük şehirlerde özellikle yaşayanlar, mekanlar çok geniş, çok büyük. Servis olmadığı zaman sıkıntı yaşanabilir. Burada her açıklanan %100 isabetli değildir ama uygulanması %100 gerçekleştirilmesi lazım. Fakat benim burada bir istisna olarak memurlara servis konusunun yeniden gözden geçirilmesini talep ediyorum. Teşekkürler. Konuşalım mı biraz kamuda tasarruf tedbirlerini? Çünkü hani bu siyasetin de bir meselesi. Evet, evet. Ve vatandaşın da aslında bilmesi icap eder. Yani sadece ekonomiyle ilgili bir mesele değil bu yani. Evet, yani dün açıklandığında zaten çok olumlu karşılandı. Bunu muhalif çevrelerden, ekonomistlerin de, siyasetçilerin de olumlu karşıladığını vurgulamak lazım. Ben de Abdülkadir Bey'e katılıyorum.
Özellikle İstanbul gibi Ankara'da da toplu ulaşımda bir sorun var ama İstanbul'la kıyas götürmez. İstanbul'da gerçekten çok büyük zaman kaybı, çok büyük bir yorgunluk ve çok büyük bir zahmetten bahsediyoruz. Zaten şehir içi ulaşımda büyük sıkıntılar var İstanbul'da. Hep uzun zaman konuşa geldik özellikle seçimlerden önce. Şimdi bir de servislerin kaldırılması hakikaten memurlarımızı zorlayacaktır. Yani bunun gözden geçirilmesi çok isabetli olur. Çünkü memurlar, şimdi oradaki konulan şerh şöyle bir şerhti. Eğer o güzergahta toplu ulaşım varsa servis kaldırılacak deniyordu. Öyle değil mi? Yani oradaki vurgu öyleydi. Şimdi İstanbul'da her yere toplu ulaşım var ama toplu ulaşımdan faydalanma imkanınız çok zayıf. Binebilmeniz, binseniz oturabilmeniz, 2 saat sürebilecek bir trafikteki yolculukta, ayakta yolculuk yapmak vesaire gibi şeyler hakikaten onları çok zorlayacaktır. O kısmı bir elden geçirilebilir. Şimdi Mehmet Şimşek bunu hedef olarak hayat pahalılığıyla mücadele için bu tasarruflara bir vurgu yapıldı ve tam bir rakam açıklanmasa da 3 milyar dolar, 100 milyarlık bir tasarruf sağlanacağı söyleniyor. Bu önemli bir rakam. Ama tabii burada herhalde araç, bina, işte eşantiyon, tanıtım vesaire gibi tasarruf kalemlerinin dışında şunu ben önemsiyorum. Hani sık sık bir devlet de kemer sıksın denir. Böyle bir beklenti vardı. Şimdi devlet önemli ölçüde kemer sıkacak. Bunun katı, üstelik katı, epey çerçevesi belli bir tedbir paketi açıklandı. Uygulanacak mı, uygulanmayacak mı gibi bir soru elbette vatandaşın da aklına gelebilir. Şunu önemsiyorum ben. Bir vaatte bulunuldu, bir taahhütte daha doğrusu. Hani bu tedbir paketinin, tasarruf tedbirleri paketinin uygulanacağına, nasıl uygulanacağına dair bir bilgi sistemi oluşturuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bünyesinde tasarruf tedbirleri bilgi sistemi adını taşıyor. Bu takip edilecek. Yapılan tasarruf kalemlerinde neye uyulup neye uyulmadığı takip edilecek ve karşılığında eğer uyulmuyorsa idari bir yaptırım ve para cezası uygulanacak. Bunu Maliye Bakanlığı takip edecek, Cumhurbaşkanlığına raporlanacak, yaptırımı Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kurumlar uygulayacak. Bu kısmını önemsiyorum, yani bu takip kısmı hani sadece vaatlerden değil, vaat edilen şeyin nasıl uygulanacağı ve nasıl takip edileceğine ilişkin de bir bize yol haritası aslında ortaya koyuyor. Şunu son kez vurgulayayım. Bundan önce de kamu filo yönetim sistemi, özellikle kamudaki bu araçların takibini yapan bir sistem vardı. Bu ikinci bir denetim sistemi olarak geliyor. Bu da doğrusu hani bu tedbirlerin uygulanacağına ilişkin daha fazla güven veriyor topluma, medyaya. Sayın Şimşek'in görüntüsünü kullanıyoruz şu an biz konuşurken. O zaman şunu da belirtelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hani aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Belçika'nın başkenti Brüksel'de. Şimşek, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği komiserleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Brügel Düşünce Kuruluşu'nda da bir konuşma yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek. Türkiye-Avrupa ekosisteminde ilerlemek etkinliğinde Türk ekonomisindeki gelişmeleri anlatacak Belçika'da. Programda üst düzey diyalogların yeniden canlandırılması, gümrük birliğinin güncellenmesi ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alınacak. Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği'nin ekonomiden sorumlu komiserleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek sayın seyirciler. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi araya gideceğiz birazdan ama şimdi enerji anlaşması var sayın hocam. Var mı ekonomiyle kamu paketi tedbir? Yani şimdi enerji anlaşması da Sayın Şimşek'in temasları, enerji anlaşması. Dört koldan Türkiye birçok projeyi kendi mecrasında yürütüyor. Aslında benim buradaki kullanmak istediğim başlık bu. Olması gereken her şey vaktiyle, mekanıyla, zamanıyla ilerliyor, gidiyor. Onlardan biri de enerji anlaşması. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar.
Azerbaycan'la imzalanan işbirliği anlaşmasıyla Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden transit olarak Türkiye'ye ulaştırılacağını söyledi. Iğdır-Nahçıvan boru hattıyla da bu kış Nahçıvan doğalgazının Türkiye üzerinden verileceğini duyurdu. İzleyelim haberde, sonra değerlendireceğiz. Böyle kapsamlı bir anlaşmayı bugün Sayın Bakanımızla imza ettik. Bu iki ülkenin güçlü kardeşliği, işbirliğimizi bu anlaşmalarla perçinlemeye inşallah devam edeceğiz. Türkiye ile Azerbaycan arasında doğal gaz alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmayla Türkmenistan doğalgazı için önemli bir adım atıldı. Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden transit olarak Türkiye'ye ulaştırılması konusunda da bu anlaşma neticesinde bir mutabakata varmış oluyoruz. İmza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki ülke arasındaki doğalgaz boru hatlarına bir yenisinin eklendiğini hatırlattı. Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının inşaat faaliyetlerinde sona gelindiğini söyledi. İnşallah bu kış Nahçıvan'ın doğalgazı bu boru hattından Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı devreye almayı planlıyoruz. Bakan Bayraktar, iki ülkenin kararlı bir şekilde yatırımlarını sürdürdüğünü vurguladı. Bu anlaşmanın hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti. 2030 yılına kadar Azerbaycan kaynaklarının doğalgazının Türkiye'ye ilave gazın gaz hacimlerinin ulaşmasını, bir kısım doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını öngörüyoruz. Evet, bu şekilde önemli bir anlaşmanın haberini paylaştık sizinle. Ya, hakikaten çok önemli. Yani bir haberde geçilemeyecek bir mesele bu. En kısa sürede, yani içinde Nahçıvan olması da önemli yani. Nahçıvan boru hattı, en kısa sürede bu hattı devreye almayı planlıyoruz dedi Sayın Bakan. Şuay Hocam, kısa bir yorum almak isterim yani bununla ilgili. Kaç dakikamız var Fatih Bey? Temiz bir 5 dakika var. Tamam. Şimdi tabii bu sürecin başını belki hatırlatmak lazım. Bu artık sonuç kısmını görüyoruz. Evet. Biz aslında Sayın Cumhurbaşkanımız... Görünen kısmı yani bu. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanılmıyorsam Eylül 2023'te Nahçıvan'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında hem Azerbaycan tarafından hem Türkiye tarafından bu sürecin başlatılacağı ve sonuca erdirileceğine dair çok güçlü mesajlar vardı. Tabii siz de dile getirdiniz. Bu işin iki önemli sonucundan ben nacizane bahsetmek isteyeyim. Bir tanesi işin içinde Nahçıvan'ın olması. Bu çok anlamlı ve önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz yıl ziyaretinde de dile getirdiği gibi enerji başta olmak üzere yeni dönemde çok farklı alanlarda Nahçıvan'ın ismini daha çok duyacağımız, daha çok ön planda olacağı yeni süreçlere tanıklık edeceğiz. Tabii bu aynı zamanda bizim uzun süredir konuştuğumuz Zengezur Koridoru anlamında da hem bu süreç hem de genel anlamda yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söylemek gerekir. İkinci boyutunda da aslında Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonraki süreçte başlattığı, Avrupa'ya sık sık yaptığı bir çağrı vardı. Avrupa'nın enerji konusunda bir arz güvenliği olacaksa bu Türkiye'siz düşünülemez dedi. Çünkü Avrupa savaşın ilk aylarında ve bir sene içerisinde Katar, Azerbaycan, Türkmenistan farklı aktörlerle alternatif yollar ve güzergahlar oluşturmaya çalıştı. Bu anlamda da hep şunu gördü. Tüm konuştuğu ve görüştüğü aktörlerin günün sonunda merkezinde hem lojistik olarak hem diplomatik olarak Türkiye vazgeçilemez bir aktör. Dolayısıyla bu adımla beraber buradan Türkiye üzerinden enerjinin Avrupa'ya arz edilmesiyle beraber yepyeni bir dönemin de başlangıcı olacak. Tabii şunu da hatırlatmak lazım. Özellikle Azerbaycan ve Türkiye arasında Karabağ Zaferi'nden sonra imzalanan Şuşa Beyannamesi'yle çok daha güçlü, çok daha farklı alanlarda yeni işbirliklerinin olacağını söylemişti. Bugün aslında içinde Azerbaycan'ın merkez ülke olduğu Türkiye ile beraber ama aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı ve Orta Asya bağlamındaki ülkelerin de çok etkin rol oynadığı Batı ile yeni ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da enerji işi çok kritik ve çok masada bir konu. Bu bağlamda çok önemli. Bu sürecin tamamlayıcı bir boyutu da bizim yeşil enerji dediğimiz süreçler. Burada da Şuşa bir merkez olarak kabul edildi ve bundan sonra hem bölgenin yeşil enerji tedariki hem de Avrupa Birliği'nin hem bizim hep konuştuğumuz yeşil dönüşüm, yeşil enerji konularında da bu anlaşma ve sonrasında atılacak adımlar daha da güçlü ve aslında ileriye taşıyacak bir süreç.
Yani Irak'ta değil mi geride bıraktığımız ay müthiş bir diplomatik atak yaşandı iki ülke arasında. Basra kalkınma yolu projesiyle Zengezur projesinin birbirinden bağımsız olduğunu kimse söyleyemez. Bütün bunlar da kendi kendine gelişen olaylar değil galiba, değil mi Sayın Hocam? Evet. Erken bitirdiniz. Yani bir 5 dakikayı tabii konuşurken kısa bir cevap oldu. Evet. Şimdi yani 2 dakika var. Enes Hocama söz versem olmayacak. O zaman söz ben yani konuşsam olmayacak. Lafını çalmış olmuyorsam bir şey eklemek isterim bu bağlamda. Yani samimiyete binaen söylüyorum. Tabii şimdi sizin söylediklerinizle beraber şunu görmek lazım. Özellikle Kafkasya bölgesi açısından. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta da bunu konuştuğumuzu düşünüyorum. Ermenistan'la normalleşme ve Türkiye'nin meseleye bakış açısı. Şimdi enerjiyi konuşuyoruz ama Zengezur'u konuştuğumuz zaman bunu da dışarıda bırakmak olmaz. Tabii. Türkiye'nin Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye dörtlü bir mekanizmayla yaklaştığı bu sürecin içerisinde enerji bir temel taş, bir bu anlaşma bir sürecin sonucu ama aynı zamanda yepyeni ilişkilerin de başlangıcını doğuracak potansiyele sahip. O yüzden onu da bir bölgede barış ve istikrar sağlaması açısından enerjiyi de bir unsur ve araç olarak görmekte yarar var. Peki. Fatih Bey. Onu da söyleyeyim. Yani altın değerinde bir dakikayı bana kazandırdığınız için teşekkür ederiz. Söyledikleriniz de altın değerindeydi. Bu arada aradan sonra devam edeceğiz. Fakat şunu da belirteyim. Gazze'yi konuşacağız aradan sonra. Yine Enes Hocam'ın bu enerjiyle ilgili yorumunu almak isterim tabii. Ali Artmaz, muhabir arkadaşım Ali Artmaz örneğin dışişleri sözcüsüne soru sordu az önce basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nde. Neden bu kadar rapora rağmen soykırım olarak kabul etmiyorsunuz sorusunu sordu. Cevap ne oldu? Ali Artmaz'ı alacağız programımıza canlı bağlantıyla. Yani dop dolu bir program yine sizi bekliyor olacak aradan sonra. Efendim bir kez daha merhaba. Birinci sayfa kaldığı yerden bütün hızıyla sürüyor. Nerede kalmıştık öyleyse onu hemen hatırlatalım. Şimdi Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Azerbaycan'la enerji anlaşmamıza dair çok önemli açıklamaları, mesajları oldu. Iğdır-Nahçıvan boru hattıyla bu kış Nahçıvan doğalgazının Türkiye üzerinden verileceğini duyurdu. En kısa sürede bu hattı devreye almayı planlıyoruz dedi. Sadece bir boru hattı üzerinden değil, öncesi ve sonrasıyla yansımalarını da değerlendirerek ilerlemek istiyorduk. Söz sırası Enes Hocam'da kalmıştı. Evet. Şimdi aslında ben tasarruf şeyiyle de bağlantılı şekilde aslında değerlendirmek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin kronik sorunu, Türkiye'nin sermaye sorunu var. Bu sadece bu yüzyılın meselesi değil, Osmanlı'da da bu sıkıntı vardı. Dolayısıyla bizim hem devlet olarak hem millet olarak tasarruf yapmamız gerekiyor. Tasarrufları arttırmamız gerekiyor. Dünyada ticaret dengeleri değiştikten sonra, yeni ticaret yolları bulunduktan sonra Batılılar bütün dünyanın zenginliklerini Batı'ya aktardılar. Oraya yığdılar ve yani Batı'daki sermaye birikimiyle Doğu'daki özellikle ya da diyelim İslam dünyası arasında devasa bir uçurum oluştu. Şimdi dolayısıyla bizim bununla mücadele edebilmemiz çok mümkün değil. Ve özellikle Türkiye'ye baktığınız zaman, Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasına baktığınız zaman, Birinci Dünya Savaşı sonrasında da özellikle doğal gaz gibi, petrol gibi, hidrokarbon kaynaklarının sınırlarımız dışında bırakılarak sınırlarımızın bize dikte ettirildiğini görüyoruz. Mesela Musul ve Kerkük. Niye? Yani misalkın milli içinde olmasına rağmen Türkiye buraları alamadı. Çünkü buralarda ciddi petrol kaynakları vardı ve emperyalistler burayı Türkiye'ye vermek istemediler. Dolayısıyla bu bizim gerçekten çok uzun soluklu bir problemimiz. Bunu aşabilmemiz için Türkiye'nin tasarruf yapması gerekiyor. Hem vatandaş düzeyinde hem devlet düzeyinde hem de ihracatını arttırması gerekiyor. Yani ürettiğimizden çok tüketip ve ithal edersek sürekli Türkiye krizlerle karşılaşmak zorunda. Yani bunun bir basit bir matematiği var. Dolayısıyla işin bu boyutu. Dolayısıyla bizim ihracatımızı arttırmamız gerekiyor. Enerjimizi kendimizin üretmemiz gerekiyor. Şimdi enerjiyi de istediğiniz zaman bulamıyorsunuz. Yani yoksa da yok. Yani Karadeniz'de bir doğalgaz bulduk ama o doğalgaz tam manasıyla üretime geçtiği zaman Türkiye'nin ihtiyacının %30'unu karşılayacak.
ciddi bir rakam yani baktığınız zaman ekonomik olarak, ama yeterli değil tabii ki. Dolayısıyla mesela Türkiye işte gabarda petrol arıyor, ama bunun ötesinde Türkiye neyi yapıyor? Bir enerjide bir transit ülke aslında konumuna yükseldi Türkiye. Son özellikle Soğuk Savaş sonrası, 90 sonrası inşa edilen boru hatları ile birlikte. Yani doğu ile batı arasında, kuzey ile güney arasında bu geçişkenliği sağlıyor Türkiye. Oradan da ciddi bir gelir elde ediyoruz, kaynak elde ediyoruz. Dolayısıyla şimdi bu Azerbaycan'la imzalanan anlaşma niye önemli? Biz Azerbaycan'dan zaten doğalgaz alıyoruz. Ama bunun yanı sıra şimdi Türkmenistan doğalgazı Hazar'dan karşıya gemiyle geçecek. Oradan da Bakü'den tekrardan sisteme verilerek Türkiye'ye ve Türkiye'den de aynı zamanda dünyaya da ihraç edilecek. Bu çok önemli. Yani sisteme yeni bir aslında kaynak giriyor Türkiye açısından. Nahçıvan'ı Türkiye bağlıyor. Yani Azerbaycan biliyorsunuz işte koridor kurulamadığı için Zengezur'dan. Türkiye üzerinden Nahçıvan'a da doğalgaz veriliyor. Şimdi işin bu bir tarafı, enerji politikası tarafı. Siz demin Kuzey Irak'tan bahsettiniz, Irak'ta geliştiren ilişkiler. Yunanistan'la normalleşme adımları atılıyor. Orada da Türkiye-Yunanistan arasında özellikle turizm ve ekonomi alanında işbirliği geliştirilmeye çalışılıyor. Yani Türkiye'nin olabildiğince komşularıyla ticaretini arttırması, yoğunlaştırılması, derinleşmesi gerekiyor ki bir refah yaratabilelim bu ülkede. Yani mesela doğu sınırımızı düşünelim. Yıllardır işte o doğudaki, özellikle doğu sınırımızdaki illerimiz göç veriyorlar. Çünkü ticaret az, sanayi zayıf. Ama düşünün, Ermenistan'la sınırlarımız yıllardır kapalı. Savaştan dolayı kapalı. Özellikle Azerbaycan'ın topraklarını işgal ettiği için. Ama bir barış anlaşması olsa, sınırlar açılsa, bu illerimiz çok ciddi manada zenginleşirler. Çünkü sınırda ciddi bir ticaret olacak, gidenler olacak, gelenler olacak. Bir ekonomik aktivite olacak. Dolayısıyla Türkiye açısından ekonomik potansiyelini harekete geçirmekten, üretmekten, ihraç etmekten ve iş birlikleri geliştirmek dışında başka çok bir çare yok. Yani ne bileyim, bir Suudi Arabistan'ın böyle bir derdi yok tırnak içerisinde. Çünkü petrolden çıkar. Zaten ekonomisinin %95'i petrole dayalı. Ama bu da çok da sağlıklı değil. Yani baktığınızda. Onlar da mesela sanayi geliştiremiyorlar. O toplumları, o petrol zenginliği müthiş bir tembelliğe tırnak içerisinde itmiş durumda. Rantiyer devlet deniyor bunlara. Petrolden aldıkları kaynağı vatandaşa dağıtıyorlar. Bunun karşılığında da herhangi bir ekonomik, demokratik bir sistemin orada yerleşmesine müsaade edilmiyor. Peki. Çok zorlamayayım hocam sizi. Yani Sayın Selvi sizin de... Şey evet. Alayım. Şimdi Türkiye enerji jeopolitiğinde sadece enerji hatlarının üzerinden transit olarak geçtiği bir ülke değil. Aynı zamanda üçüncü ülkelerle birlikte enerjide üçüncü ülkelere ya da Avrupa'ya enerji nakleden ülke olma yolunda ilerliyor. Bu çok kıymetli. Bakın, şimdi hatırlarsanız Türkmen doğalgazı denilince Türkmenbaşı bizim bir bakanımıza orada çok da nazik olmayan bir ifadeyle bizden doğalgazı almıyorsunuz, mavi akımdan pahalı alıyorsunuz, Ruslar bizden 42 dolar alıyor, size 114 dolara satıyor demişti. Bu günleri yaşamıştık. Bizim burada Türkmen doğalgazını Azerbaycan'la birlikte alıp batıya nakletmemiz sadece bir doğalgaz hattının nakledilmesi değil, Türk dünyasıyla kurulan ilişkilerde yeni bir aşamaya geçilmesi, yeni bir adım atılması. Yani eğer kurduğunuz ilişkilerin ekonomik, askeri ve diplomatik boyutu yoksa onlar dostane, hatta biraz da laboratuvardaki ilişkilere dönüşüyor. Ama bunu ekonomik olarak, askeri olarak, diplomasi olarak bir çeşitlendirirseniz o zaman bu ilişkiler güçleniyor. O açıdan oldukça önemli. İşte hem Nahçıvan'dan, Nahçıvan hattıyla Iğdır'a gelecek olması, Nahçıvan-Iğdır hattı hakeza yine bu açıdan çok kıymetli. Yani bir yandan işte efendim Cezayir'den sıvılaştırılmış doğalgazı getiriyorsunuz kendi tesislerinize. Diğer taraftan Türkmen doğalgazını Azerbaycan'la birlikte Türkiye'ye getiriyorsunuz ve bunu diğer ülkelere satıyorsunuz. Türkiye gerçekten enerji konusunda sadece
boru hatlarının geçtiği bir transit ülke olmak yerine kendi hinterlandında olan Azerbaycan gibi, işte evet, Cezayir gibi, Irak gibi, biliyorsun Irak'taki Bakü Ceyhan petrol boru hattı bir süredir petrol pompalamıyordu. O da başlıyor. Böylece nedir? Bunları ikinci, üçüncü ülkelerle birlikte alıp Avrupa'ya nakleden bir ülke konumunda. Bizim buradaki rolümüzü artırmamız gerekiyor. Ben Enerji Bakanı Alparslan Bey'i de yakından tanıdığım birisidir. Türkiye'de bu konuyu en iyi bilenlerden birisidir Alparslan Bey. Dinamik bir bakan. Bence enerji konusunda güzel işler yapacak, yapıyor, yapacak ve yapmaya da devam edecek. Çok teşekkürler. Az sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Ali Artmaz hazır. Önemli bir meseleyi ele alacağız. Yani Gazze meselesine de geçeceğiz. Ama kısaca Fadime Hanım'dan da konuyla ilgili birkaç cümle almak istiyorum. Yani bunlar karikatürize edilmemesi gereken, siyasetle birebir ilintili ama siyasetin üstünde deve dişi gibi konular, değil mi? Evet, çok uzun zamandır bekliyoruz aslında biz bu sonucu. Hepimizi ilgilendiriyor. Bu yani artık lise çağlarından itibaren özellikle Türkiye'ye, dünyada olup biten şeylere merak salmaya başladığınız andan itibaren Türkiye'nin dünya üzerindeki jeopolitik konumu gibi bir kavramla, bir tanımlamayla karşılaşırız. Bütün öğrenciler bununla karşılaşmıştır. Ve hakikaten Türkiye'nin Kafkaslar, Balkanlar, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya kıtasının tam da göbeğinde yer alan bu jeopolitik konumu ilk kez belki de siyaseten, ticari olarak ve ekonomik olarak Türkiye'nin bunu bir faydaya dönüştürdüğü bir süreç yaşıyoruz. Tabii ki 90'lardan itibaren aslında başlayan süreçler var. Ama nihayetinde bugün özellikle Türkmen gazının Türkiye üzerinden taşınacak olması, Türkiye'nin tam da bu jeopolitik konumunu stratejik bir düzeye taşınmış olmasının da sonucudur. Bunların üzerinden büyük savaşlar yapılıyor aslında. Yani bu bir hattı taşıyan ülke olmak, transfer yapan ülke olmak, onun güvenliğini sağlayan ülke olmak, ona aday olan diğer alternatif ülkeler açısından bu rekabet alanı ve Türkiye bununla da ciddi mücadeleler de verdi. Bugün hani bu mutabakatın imzalanmış olması Türkiye'yi hem coğrafyadaki en güvenli, istikrarlı, demokratik ülke olması hasebiyle hem de çevresindeki bu çatışmalara, savaşlara rağmen ara bulucu konumu olan, barışı garanti edebilen ülke olması hasebiyle de çok önemli. Bunun sonuçları olacaktır. Ticari sonuçların dışında da mutlaka siyasi ve ekonomik, kültürel, diplomatik çok değerli sonuçları olacaktır. Güzel bir başlangıç. İnşallah Türkiye daha ucuz doğalgaz kullanarak da vatandaşımız da bundan faydalanabilecek. Çok teşekkürler Sayın Özkan. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz değerli izleyenler. Ve böylece Gazze'de yaşanan soykırım, yaşatılan soykırım, katliam, bu konu başlığımıza da geçmiş oluyoruz. Şimdi TRT Haber muhabiri Ali Artmaz, Amerikan Dışişleri Sözcüsü'ne çok önemli sorular yöneltti. Önemli tespitlerle beraber. Ben şimdi burada tekrarlamayacağım. Kendisi anlatacak zaten. Ali Artmaz ne sordu ve nasıl bir cevap aldı Dışişleri Sözcüsü'nden? Bir soralım sıcağı sıcağına. Hiç ben araya girmeyeyim. Kendi ağzından dinleyelim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri aylardır İsrail'e sadece silah ya da ekonomik destek değil, aslında sözcüleri aracılığıyla da İsrail'in yaptıklarını aklama görevi de üstleniyor. Bu anlamda da bir halkla ilişkiler çalışmasının da aslında parçası gibi davranıyorlar. Son özellikle bir haftadır yapılan açıklamalarda, dün de Jack Sullivan, Ulusal Güvenlik
danışmanı Beyaz Saray'ın, Biden'ın ekibindeki en önemli isimlerden biri. Yine aynı cümleyi kurdu. Bizim için Gazze'de yaşananlar soykırım ifadesinin içerisine girmiyor dedi. Özellikle bu soruyu ben sormak istiyordum ama fırsat olmamıştı son dönemde. Jake Sullivan, yani sözcülerin de çok üstünde birisi artık, yani buradaki bütün politikayı yöneten isimlerin başındaki önemli bir isim. O da tekrar edince bu soruyu, bu konuyu gündeme getirmek istedim. Zaman zaman Tuna Şanlı, zaman zaman ben zaten bu tür toplantılarda sorular yöneltiyoruz. Ve şunu söyledim sözcüye, dün Jake Sullivan da söyledi. Siz de defalarca dile getirdiniz, bu soykırım değil diyorsunuz ama izin verirseniz dedim. Ben hepimizin tabi olduğu Birleşmiş Milletler'in tanımını, soykırımla ilgili tanımını okumak isterim dedim. Çünkü 1948 yılında Birleşmiş Milletler Cenevre Soykırım Sözleşmesi imzalanıyor ve ABD'nin de kabul ettiği 150 ülke buna imza atıyor ve orada şu tanım var. O toplantıda da yaklaşık 2 saat önce okudum. İsterseniz izleyicilere de burada da okumuş olayım Türkçesini. Şöyle diyor BM soykırımı, şöyle tanımlıyor. Ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubu kısmen veya tamamen yok etme niyetiyle işlenen suç olarak tanımlıyor. Yani aslında bu tanımda yola çıktığımızda bir soykırım ifadesinin kullanılması oldukça normal. Ve kendisine dedim ki bu tanıma, yani BM'nin tanımına ve BM'nin onlarca raporu var. Orada işlenen suçlar ve katliamlarla ilgili hem tanıma hem de raporlara rağmen dünya kamuoyu ve BM raporları sizi nasıl ikna edecek soykırımı kabul etme konusunda? Ve şunu da ekledim. 15 bine yakın bebek ve çocuk öldürüldü. Sizin soykırımla ilgili limitiniz ne dedim? Tabii burada genelde bizim bu sorularımız gündeme geliyor. Çünkü istediğimiz tonda cevaplar alamıyoruz. Genelde metinden okudukları cevaplar var. O da şöyle bir yorum yaptı. Jake Sullivan'ın dünkü ifadesine katılıyorum. Biz bunu soykırım olarak görmüyoruz. Ve şurası çok önemli. Biz İsrail'in kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığını düşünmüyoruz dedi. Yani gerçekten şu an izleyicilerimiz de, ben de, siz de bu cevabı alınca acaba biz başka bir şey mi yaşıyoruz, başka bir şey mi görüyoruz sorusunu tekrardan soruyorum. Gerçekten ilginç. Kasıtlı olarak sivilleri öldürdüğünü, hedef aldığını düşünmüyoruz. Ancak onları sivil kayıpları azaltma konusunda da zaman zaman uyarıyoruz dedim. Tabii bu cevaptan sonra benim aklıma şu geldi. Çünkü yıllardır takip ediyoruz ABD'yi. Ukrayna-Rusya savaşı başladığında Biden'ın yine soykırımla ilgili önemli bir cümlesi olmuştu. Daha savaş başladıktan 45 gün sonra Biden Rusya soykırım uyguluyor ifadesini kullanmıştı. Ben de yanımda götürmüştüm. Çünkü soracağı soruları genelde tahmin edebiliyoruz ve cevapları. Şeyi almıştım, kağıdı gösterdim. Dedim ki bakın CNN'in haberi, onu aldım getirdim ve yaklaşık 2 ayda olmadan siz orada Rusya soykırım yapıyor dediniz. Sizin için bu bir çelişki değil mi dedim. Yani burada 7 ay içerisinde Ukrayna'dan daha fazla insan öldü, daha fazla çocuk öldü. Bu bir çelişki değil mi dedim. Yine bilindik bir cevapla iki olayı biz birbiriyle karşılaştırmıyoruz. Özellikle İsrail kendisini savunuyor ve yine şu cümle çok ilginç. Sözcü dedi ki İsrail hem kendi iç yasalarında hem de uluslararası kamuoyuna karşı yaptığı eylemler konusunda hesap verilebilirlik konusunda yardımcı oluyor dedi dünyaya. Yani Rusya hesap verilebilirlik konusunda adım atmıyormuş, İsrail bu konuda adım atıyormuş. Böyle de ilginç bir cevap aldık. Özetle soykırım konusunu ABD kabul etmiyor ama şu bizim için önemli. TRT olarak biz en azından o cevapları alamazsak da birçok dünyanın önemli ajansları toplantıyı canlı veriyor. Bu tür toplantıları ABD'nin birçok kanalı canlı veriyor. En azından bu sorumuz ve soykırım tanımını büyük ihtimalle onlar bizden daha iyi biliyor ama en azından o toplantıda, o yayında BM'nin soykırım tanımını tekrardan dile getirmek ve buna rağmen siz bunu niye kabul etmiyorsunuz cümlesini onlara karşı kurmak, gazetecilik adına da özellikle Gazze'de yaşananları dile getirmek adına da bizim için oldukça önemliydi Fatih Çimen.
Artmaz'a teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz tabii. Önemli bir soruydu. Bizim için de güzel bir başlık oldu Ali Artmaz'ın bu sorusu. Kolaylıklar diliyoruz Ali Artmaz. Kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığını düşünmüyoruz. İşte buradan bir manşet çıkar Şuray Hocam. Demiş ki Dışişleri Sözcüsü, evet İsrail'in kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığını düşünmüyoruz. Tersten okuyalım, kasıtlı olarak hedef alsaydı acaba kaç bin kişiyi katlederdi? Ya bu artık üzerinde yorum yapılamayacak derecede insana insan olduğundan utandıran açıklamalar. Bunu biliyoruz ama yorumlamak istiyorum ben bu akşam. Yani bazen hakikaten insanlık adına utanarak susup kalıyoruz ama susmayalım bu akşam. Yani kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığını düşünmüyoruz derken neye güveniyor Dışişleri Sözcüsü? Çıkmayacak mı bunlar ortaya? Çıkıyor zaten. Fatih Bey, geçtiğimiz hafta Filistin kararından sonra BM'de İsrail'in BM temsilcisi biliyorsunuz BM sözleşmesini parçalamıştı. Aslında İsrail o BM sözleşmesini BM'ye üye olduğu günden beri her gün fiiliyatta parçalıyor. Şimdi bugün bu sorunun cevabını Amerika Birleşik Devletleri'nden ve dün Jack Sullivan'ın açıklamaları çerçevesinde baktığınızda ne yazık ki şaşırtıcı değil. Neye güveniyor sorusunun cevabı da çünkü kendilerinin kurdukları organizasyonlarda, kendilerinin istedikleri kadar uluslararası hukuk, kendilerinin istedikleri kadar insan hakkı ve kendilerinin layık buldukları milletlere bunları layık görme algısında bir dünya kurgusunun içerisinde yaşıyorlar. Aslında zaten bugün bizim Gazze dahil birçok coğrafyada gördüğümüz tüm acıların kaynağının birçok perspektifi de önceki yayınlarda da çok konuştuk. Batı'nın dünyaya, Batı'nın üstünmüş ve diğer herkes Batı'nın düzeltmesi gereken bir medeniyetmiş yaklaşımıyla bakmasından kaynaklı. Yani onlara göre bir katliamın soykırım olarak tanımlanabilmesi kırılan soyun hangi soy olduğuna doğrudan bağlı o anlayışa göre o zaman yani. İnsan olarak görmüyor kesinlikle. Maalesef biz bunu artık yakın zaman örneklerinde çok daha somut ve sık görmeye başladık. Elbette bu noktada acıları yarıştırmak doğru değil ama bakın hala kuzeyde devam eden Ukrayna-Rusya savaşına takındıkları tutuma bakın. Bu tarafta yaşanan ki çok daha büyük bir vahşet var. Çok uzun yıllara dayanan bir işgal ve vahşet var. Burada takındıkları tutumlara bakın. Önceki yıllarda da biz bunu hatırlayalım. Yani bunlar kötü şeyler, hatırlanmak istenmez ama bu gerçekleri görmek için örneğin Irak işgali ve sonrasındaki cezaevleri, Ebu Garip cezaevi sonrasındaki süreçlerde neler yaşandığını herhalde herkes hatırlıyor. Dolayısıyla bu söylemde bulunmasına Amerika Birleşik Devletleri'nin şaşırmamalı. Hep şunu konuşuyoruz. Amerika'nın zaman zaman ya da daha doğrusu Amerika'nın demeyelim Biden ve Biden yönetimindeki bazı isimlerin zaman zaman söylem değişiklikleri oluyor. İşte Netanyahu'yu eleştiriyorlar, Refah Operasyonu eleştiriyorlar. Ama ben hep şunu söylüyorum. Amerika eğer gerçekten samimi ise Birleşmiş Milletler'de bir ateşkes çağrısı yapar ve bu ateşkes çağrısına da Amerika Birleşik Devletleri yaptığı için herkes kabul eder. Şimdi bunu yapmayan, yapmayacağını şu an için öngördüğümüz bir Amerika Birleşik Devletleri'ne hangi soruyu sorarsanız sorun, onlar açısından zaten herhangi bir sorun yok. İsrail terörle mücadele ediyor. Ama bu noktada ben Sayın Ali Artmaz'ın söylediğini çok önemli buluyorum. Bu sorunun sorulabilmesi ve Amerika'dan da bu cevabın alınabilmesi de bu tarihin bir parçası. Bugün içinden geçtiğimiz olayların yarın daha iyi anlaşılabilmesi ve Filistin'in bir devlet olarak tanınma mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu işte bu belki bireyselde sorulan, kurumsalda sorulan sorular anlık olmanın ötesinde tarihe not düşmek açısından önemli. Gelecek nesilleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikalı gençler o dönemin Amerikan hükümetinin yaşanan bu rezilliğe yok, biz böyle bir sorun görmüyoruz dediğini iyi hatırlamak zorunda ki dünya yaşanılabilir bir yer olarak kalmaya devam etsin. Şimdi birazdan sahadan gelen görüntüler var. Sayın Bayraklı'yla onu yorumlayacağız. Fakat Sayın Selvi'nin de Sayın Özkan'ın da notları aldığını fark ettim. Yani kısa kısa yorum almak istiyorum. Sonra bir daha yorum alacağım zaten. Tabii şöyle yani Enes Hocam sahayı yorumlarken ondan istifade ederiz. Buradaki Ali Akmaz'ı ben de tebrik ediyorum. Bu bir sadece soru değil. Yüzlerine tutulan bir ayna. Çifte standartlarını ortaya koyan. Tarihe bir not. Bir evet. Not aynı zamanda. Bakın ne dedi Biden? Bizim verdiğimiz bombalarla dedi bu çocuklar
ödüyor dedi. İtirafta bulundu. Aslında o bir itiraftı. Bir yandan Amerikan Başkanı bizim verdiğimiz bombalarla çocuklar ölüyor diyor. Öbür taraftan işte biz efendim kasıtlı olarak sivilleri öldürdüğünü düşünmüyoruz. O zaman kasıtlı olarak sivilleri öldürmediler, 40 bine ulaştı. Bir de kasıtlı olarak öldürselerdi herhalde 400 bine ulaşacaktı. İnsanların aklıyla alay ediyorlar ama Amerika ne yapıyor aslında? Amerika dünya liderliğini, şimdiye kadar kazandırdığı ahlaki değerleri, normları Netanyahu'nun, İsrail'in bu katliamcı politikaların ayaklarının altına seriyor. Yani öyle bir çifte standart ki Fatih Bey, bu Amerika demiydi Birinci Körfez Savaşı'nda olmayan karabatak kuşunun görüntülerini göstererek Irak'a o karabatak kuşunu kurtarmaya gidiyordu. Orada binlerce, on binlerce insanı katlettiler. Onlar için tabii şu var. İstedikleri zaman karabatak kuşu kıymetli olur. İstemedikleri zaman Gazze'li çocuklar yan hasar olur. İstedikleri zaman Ukraynalı, sarı saçlı, mavi gözlü çocuklar orada soykırıma uğruyor olur. Ama istemedikleri zaman Filistinli, kara kaşlı, kara gözlü çocuklar bir terörist olur. Bunların çifte standardı bu. Amerika ahlaki olarak bitmiş durumda. Yani Netanyahu'nun o katliamcı politikalarını onaylayan bir Amerika artık süper güç, dünya lideri falan olamaz. Kendilerini yok ediyorlar. Evet. Bir hızlıca sahaya muhabir arkadaşıma gideceğim. Zor şartlar altındalar. Bekletmek istemiyorum. Her akşam olduğu gibi Sami'ye, Sami Berhum'a gideceğiz değerli izleyenler. Refah'ta Sami. Bu arada Türk televizyonlarında sadece TRT'nin Refah'ta bulunduğunu ve Refah'tan yayın yaptığının da altını bir kez daha çizelim. Sami Berhum Refah'ta. 1,5 milyon insanın sığındığı, çaresizce beklediği Refah'taki son durumu aktaracak. Söz sende Sami. حوله ما يحدث في غزة. تفضل سامي. نعم يمكن القول بأن kara hareketleri devam ediyor ve en önemli konu bugün çünkü işgal güçleri 9 Tugay ile birlikte 3 farklı cepheden ilerliyor. Özellikle Zeytun mahallesinden ve Cebalya tarafından da aynı zamanda girişiyor. Tabii ki Filistin direniş hareketleri İsrail güçlerine karşı bir ciddi darbeler indirdi. Kassam Tugayları onları yaptı. Aynı zamanda Refah güneyinde de bir çatışmalar oldu. Şu anda bizim bildiğimiz gibi İsrail güçleri şu anda coğrafi açısından bu Refah'ın iç kesimlerinde ve Cebalya kampında o bölgelerde sıkıntılar var. O yüzden işgal güçleri çok yoğun bir şekilde bombardıman uyguluyor ve ciddi anlamda çok sayıda şehit ve yaralı düşmüştür. Şu anda dediğimiz gibi bu 8. ayda bu savaşın daha çok güçlü bir şekilde devam ediyor ve buradaki soykırımlar artarak devam ettiğini görüyoruz. İsrail hava saldırısıyla birlikte dün Nusayrat kampında sivillere hedef aldı ve özellikle o binada yüzden fazla göç eden Filistinlilere hedef aldı. 42'den fazla şehit var ve onlarca
yaralı var. Yani şu anda biz bu savaşın ciddi anlamda devam ettiğini, İsrail güçleri tekrar yeniden bir yer kazanma ve ciddi anlamda ilerlemeye çalıştığı için bu ilerlemeye karşı direniş hareketleriyle karşı karşıya geliyor ve bu direniş güçleri onları durduruyor. Tabii ki bildiğiniz gibi bu İsrail güçleri Rafah kapısı ve Kerem Abu Salim kapısını kapatıp insani yardımları ve diğer yardım kapıları tamamen kapattı ve insanlar artık en düşük standartlara karşı ihtiyaçları karşılayamıyorlar. Evet, Sami her akşam olduğu gibi, her gün olduğu gibi, sadece bizim programımızda bağlanmıyor tabii, TRT Haber ekranlarında TRT Arabi muhabiri Sami Berhum'a çok teşekkür ediyoruz. TRT Arabi kameramanı, bir bacağını kaybeden, dün akşam da yayında ağırladığımız Sami Şehade'ye çok teşekkür ediyoruz. Diğer gazeteci arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten tam bir gerçek gazetecilik örneği gösteriyorlar. Altını çizelim. Az sonra sahaya bakacağız ama gazeteci gözüyle hem oradaki gazeteciliği, hem TRT'nin varlığını, hem Ali Artmaz'ın sorusunu, yine bir gazetecilik örneği başarısı ve bunun karşısında aldığımız cevaplar, bu aymazlık, bu alay edercesine tavır, işte 1,5 milyon insan çaresizce orada bekliyor diyor Sami. Her akşam hemen hemen aynı şeyleri anlatıyor çünkü. Evet. Orada bir katliam var. Kısa bir yorum alacağım. Şuradan başlayayım. Şimdi son rakam ne yazık ki inşallah artmaz ama Gazze'de katledilen, şehit edilen gazeteci sayısı 143. Evet. Bu kadar kısa sürede, bu kadar dar bir alanda, bu kadar çok gazetecinin katledilmesinin dünyada bir örneği yok. İkinci Dünya Savaşı'ndaki milyarlarca, milyonlarca insan öldü ve çok geniş bir savaş alanında, koca bir kıtada, Anakara'da orada katledilen gazeteci sayısı 50 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ama Gazze'de ufacık bir yerde ve üstelik de onların tamamı Gazze'li. Çünkü hem abluka nedeniyle ama özellikle 7 Ekim'den sonraki bu saldırılar nedeniyle Gazze'ye, Gazze dışından gazetecinin girmesi İsrail tarafından engellendi. Oradan yayın yapan Türk televizyonları ya da uluslararası medyada sadece Gazze'nin sınırlarından uzaktan Gazze'yi görerek haber geçebildiler. Filistin'den, Kudüs'ten, Batı Şeria'dan bağlandılar ama Gazze'nin içinden sadece Gazze'de ikamet eden, çoğunu Gazze'li olan gazeteci meslektaşlarımız bize bütün dünyaya aslında orada ne olup bittiğini, soykırımın nasıl yaşandığını anlatıyorlar. Ve tabii vatandaşlar da, Gazze'liler de ellerindeki telefonlarla İsrail'in aslında ne yaptığını, ne demek olduğunu bütün dünyaya onlar gösteriyorlar. Bu kınanması, lanetlenmesi gereken bir durum. Ama ne yazık ki ne uluslararası medya kuruluşları, örgütler, gazeteci örgütleri bu konuda tıpkı diğer konularda olduğu gibi bu konuda da sessizliğe gömülüyorlar. Üstelik medyanın, haberciliğin kitabını yazmış olan, ahlakını, etiğini geliştirmiş olan ve bu konuda da bütün dünyaya, bizlere de bir manada hava basan, tırnak içinde, bütün o medya kuruluşlarının, büyük gazetelerin, televizyonların aslında soykırımı gizlemek için neler yaptıklarını, ne tür algı operasyonları yaptıklarını, karartma yaptıklarını da bütün dünya gördü. Bütün dünya gördüğü için hem Gazze'de yaşanan soykırımın büyüklüğünü ve İsrail'in niyetini hem de medyanın ne yaptığını da gördüğü için şu anda bütün dünyada bir küresel intifada yaşanıyor. Artık Doğu Batı hani kategorik olarak tanımlayabiliriz tabii ki. Şimdi Amerika üzerinden konuşuyoruz. Amerika zaten İsrail'in Gazze'de yaptığı bu soykırımın ve işgalin finansörü ve her türlü destekçisi. Yani sadece silah göndererek değil, işte medyatik olarak, algı üretiminde, diplomatik olarak, siyasi olarak her türlü İsrail'in arkasında desteğini çekmiş değil.
çekmediği için aslında bu şiddet bu kadar uzun sürdü. Ama bütün Batı'da benzer bir şey var. İşte Avrupa'daki üniversitelerdeki protestolara çok sert müdahale ediyor Avrupa devletleri. Ve devlet başkanlarında hala Hamas'ın niteliğinden başlayarak, kim olduğundan başlayarak oradaki bu soykırımı, sivil katliamını meşrulaştırmaya, normalleştirmeye çalıştığı bir süreç yaşıyoruz. Şimdi tabii burada tuhaf olan şey şu, İsrail'in ne yaptığı aslında 7 Ekim'den bu yana ya da kurulduğu tarihten itibaren çok net, hani artık şüpheye yer bırakmayacak şekilde bu netleşti. Şu anda bu saldırıları, rehineleri geri alabilmek için yaptığını söylüyor ama bütün dünya artık şuna kani ki rehineleri Hamas teslim etse de İsrail Gazze'yi yerle bir etmeye, bombardımanını sürdürmeye ve Gazze'lileri oradan sürmeye devam edeceğini biliyoruz. Artık buna bütün dünya ikna oldu. Niyetini hani sorgulayacak bir şey yok ama yargılama açısından bir sonuç alınabilir mi? İşte Uluslararası Adalet Divanı'ndaki devam eden davaların ayın 16'sı ve 17'sinde duruşmaları yapılacak. Oradan nasıl bir karar çıkacak bilmiyoruz. Ama hani ilk kez İsrail'in kendini savunmak zorunda olduğu bir yargı süreci yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler'de de az önce Şuay Hoca'nın da anlattığı gibi hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i üzecek bir karar almadı. Veto yetkisini hep İsrail lehine kullandı. Ve dolayısıyla bütün dünyada da aslında eleştirileri üzerine çekiyor, çekmekte haklı. Ali Artmaz'ın az önce sorduğu sorunun niteliği, içeriği, çünkü oradan öyle bir cevap gelmeyeceğini aslında biliyoruz ama uluslararası kamuoyuna ve medyaya bu hakikatin, soykırım tanımının aslında ne olduğunu hatırlatmak ve ABD sözcüsünün yüzüne de bunu okumak çok kıymetli. Tarih biraz böyle yazılıyor ama en nihayetinde elbette işte bu görüntülerde de var. Sivilleri katlediyor. Yani 10 gün içerisinde Refah'ta yaptığı saldırılarda 519 şehit var. Ya yani 10 günde 519 şehit var. Sadece 6 Mayıs'tan bu yana. Yani 8 bugün ayın 14'ü. 8 günde 450 bin kişiyi yerinden etmiş. Evet. Sadece Refah bölgesinden bahsediyoruz. Yani bu saldırı, Gazze saldırısında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansının bu resmi paylaştığı rakam. Yani ve gidecek hiç değil. Güvenli bir yer yok. Hani yok. Güvenli bir yer olsa insanlar hakikaten çoluğunu çocuğunu korumak ister. Ona işaret ettiği yerden gönderirken yolda bombalıyor. Yolda bombalıyor. Böylesine bir ahlaksızlık. Bir oraya göndermeye çalışıyor, bir buraya göndermeye çalışıyor. Yani her yer enkaz, çadır kuracak boş alan yok. Hala enkazların altından çıkarılmamış insanlar var, cesetler var. Dolayısıyla bir hijyen evet. ve hastalık riski de var. Sami şey demişti geçen, veba salgını riski var. Yani evet, evet. 2024'ün dünyasında veba salgını. Ve insanlar altyapı artık bombalandı. Tabii. Evet. Oradan oraya sürüklenmekten isyan etme noktasına geldiler. Bugün yine bir 11 yaşında bir çocukla yapılmış bir röportaja rast geldim. Sırt çantasının içine birkaç malzeme doldurmuş. Bu çantayla benim okula gitmem gerekiyordu ama şimdi göç ediyorum Gazze'de diyor. Evet. Şimdi 11 yaşındaki bu çocuğa bunu dedirten ve işte annelerin evlatlarından, evlatların anne babalarından ayrıldığı, veda ettiği o acı görüntüleri de seyrediyoruz. Ama Amerika'ya göre hala sivil katliamı yok. Evet, şimdi bir sahaya ve sahadan gelen son görüntüye Sayın Bayraklı ile birlikte şu noktadan bakmak istiyorum. Yani öncesinden bilgisini de paylaşayım. Hamas'ın İzzettin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki İsrail askerlerine düzenledikleri bu son videoyu paylaştılar. Buyurun hocam, beraber bakalım. Çok etkileyici. Aylardır biz bunları paylaşıyoruz ama yani Hamas da paylaşıyor. Buradaki mesaj, bu paylaşımdaki
kareler bize ne anlatıyor Sayın Hocam? Şimdi burada herhalde Refah bölgesi burası. Yani Gazze şeridi içerisinde bir bölge. İsrail askerleri burada konuşlanmışlar. Geçici bir üs gibi burayı etrafını korumaya almışlar. Buranın tam ortasında bir tünel çıkışı açıyor Hamas Kassam Tugayları. Aşağıda tüneller var çünkü ama normalde çıkış yok. Ama yeni çıkışlar açıyorlar. Şimdi oradan çıktıklarını görüyoruz. Çıkıyorlar ve yanlarında taşıdıkları kendi yapımı el mayınlarını tankın yanına kadar gidip tankın arkasına koyuyorlar. İki tankın arkasına. O sırada biz bir İsrail askerini de görüyoruz. Orada dolanıyor. Fakat onları duymuyor ya da hissetmiyor. Yani bir sızma operasyonu. Başka birisi, üçüncü bir tane daha yine Kassam mensubunun da bir RPG ile bir tankı hedef aldığını görüyoruz. PİM'i çekiyorlar. Bu bıraktıkları mayınları ya da el yapımı patlayıcıyı. 15 saniye içerisinde patlıyor zaten. Koşarak üçü birden tekrar tünelin içine atlıyor ve kaçıyorlar. Tabii bu aslında bize şunu gösteriyor haddi zatında. Bir, aslında bu sahadaki direniş devam ediyor. Yani İsrail askerleri bölgeye hakim olduklarını, işte belli bölgeleri temizlediklerini iddia etseler de o temizlediklerini iddia ettikleri bölgelerde hala bu şey devam ediyor. Çatışmalar devam ediyor. Şimdi görüyorsunuz bakın yeni bir çıkış açmışlar. Oradan çıkıyorlar. Bir evin içine çıkmışlar. Bir yeri tahrip etmek de orada asgari açıdan, onların açısından söylüyorum. Bir yeri tahrip etmekle orada kalıcı olabilmek arasında fark var galiba. Evet, yani bu bütün yarattıkları yıkım günün sonunda askeri olarak bir stratejik başarıya dönüşmüyor. Bu attıkları roket havada durduruyorlar gördüğün gibi. Yani daha doğrusu görüntü durdurulmuş. Hı. Bu Yasin roketi evet. Tandem başlıklı, yani iki çift başlıklı tankın içerisine nüfuz edebilmesi için, zırhını aşabilmesi için iki başlıktan oluşuyor. Ön başlık zırhı patlatıyor, arkadan gelen başlık tankın içine nüfuz ediyor. Bunlar da yine kendi içeride ürettikleri. Aslında bize bu şunu gösteriyor en temelinde. Burada tabii bir direniş var. Bu direnişin temelinde de tabii bu bir günün sonunda Filistinlilerin bağımsızlık mücadelesi. Kaçacak, gidecek bir yerleri de yok. Dolayısıyla bundan dolayı da yani işte terlikli insanlar bunlar. Yani terlikleriyle efendime söyleyeyim bu mücadeleyi yapıyorlar. Görüyorsunuz karşılarında dünyanın en modern ordusu var. Hayatlarını her şeyden hiçe sayarak gidip bir tankın yanına girip ya bombayı bırakıp kaçıyorlar. Yani memleketi burası. Evet. Yani değil mi? Kendi sokağını, şimdi kendi diyor, şehrini bunları bir de savunuyor. Propaganda olarak kullanmaya çalışıyorlar. İşte bize saldırdılar. Ne işin var kardeşim orada o zaman? Yani neden sen adama saldırıyorsun? Üstelik yani Hamas üyelerinin, yani bir hocam bölüyorum ama Hamas üyeleriyle yapılan bir çalışma var mı bilmiyorum. Hani onların tarihlerini, kişisel tarihlerini biraz geriye sarsanız 20 yıl önce annesi evet. Katledilmiş, bak, babası parçalanmış. Çoğunluğunun yetim olduğu, İnsanlar, babasının ki. Annesinin öldürüldüğü savaşlarda ya da mülteci olarak dedelerinin buraya bölgeye geldiği Filistin'in farklı bölgelerinden. Dolayısıyla yüksek motivasyonlu bir grup var burada. Yani karşılarındaki grup, yani işte İsrail, bu askerleri bu kadar yüksek motivasyonlu değil. Burada kendi toprağını savunan bir insanlar var. Ve bu direnişin işte 7 ay oldu. Yani 7 aydır hala devam ettiğini canlı bir şekilde bize gösteriyor. Bu açıdan da İsrail'in hiçbir askeri başarı ortaya koyamadığını buradan görüyoruz. Yani başında savaşın ortaya koyduğu hedefler neydi? Bir, esirleri kurtaracağım. Hiçbir esiri kurtaramadı. Yani esir değiş tokuş yapıldı ama o başka. Orada bir karşılıklı bir alver var. Karşılığında Filistinli esirleri bıraktı hapishanelerdeki. İki, tamamen Kassam Tugaylarının altyapısını yok edeceğim dedi. Bu görüntüler bize hala çok, daha birçok böyle görüntü her gün yayınlanıyor. Yani bugün 4-5 tane yayınlandı. Devam ettiğini gösteriyor. Ve dolayısıyla askeri açıdan baktığınız zaman ne kazandı diye soracaksınız. Zaten bunu İsrailli uzmanlar, tarihçiler de söylüyorlar. Diyorlar ki bu sadece intikam amaçlı, intikam almak için yapılan. Bu intikam alırken de ne yapıyor? Kadın, çoluk, çocuk hepsini ben öldürürüm burada. İntikamını böyle alıyor. Ama ABD ne diyor? Kasıtlı değil diyor. ABD'nin bunu kabul etmesini çok da ben mümkün görmüyorum. Çünkü bu günün sonunda ABD çok daha iyi biliyor. Herkesten daha iyi biliyor burada ne olduğunu. Bunu ikrar etmesi siyasi bir mesele. Tabii. Onu kesinlikle ikrar etmeyecek. Kendi çıkarına olduğunu düşünene kadar ta ki. Mesela şimdi son zamanlarda biraz İsrail üzerine baskıyı Netanyahu yönetimi yaklaşan seçimler dolayısıyla evet. Arttırmak için. Mesela geçen çıktı Biden ne dedi? Bizim gönderdiğimiz silahlarla sivilleri öldürüyorlar dedi.
Yani sen bunu 7 aydır daha şimdi mi fark ettin? Tabii ki değil. O kendi çıkarına uygun olduğu için şu anda, konjonktür onun için uygun olduğu için, Netanyahu'yu sıkıştırmak için, seçimlerle böyle bir görüntüyle gitmek istemediği için böyle bir baskı kurmak için bu söylemde bulunuyor. Burada da yine İsrail tanklarını, buldozerlerini hedef aldığınızı görüyorsunuz. Yani evin içinden bakın, her pencereden, işte her kapı arkasından birisi çıkıyor. Başka görüntüler de var. Mesela evet. Cebeliye'den var bir görüntü. Benzer görüntüler. Onu da hemen şimdi paylaşacağız. Şimdi Refah'tan kuzeye kadar dediğiniz gibi hani karadan yapamadığını, evet, kendince murad edip bir türlü başaramadığını intikam olarak yukarıdan, havadan, evet, ne kadar sivil, masum varsa hepsinin üzerine boca ediyor. Resmen boca ediyor. Şimdi bakın, yani İsrail ordusu Orta Doğu'daki etrafındaki ülkelerle değerlendirirseniz en modern silahlara sahip olan ordu. İsrail ordusunun hizmetine Batılıların sunmadığı, ona satmadığı, vermediği herhangi bir teknoloji yok. En üstününü. Her şeyin en iyisini alıyor. F-35'lerin de öyle, efendim söyleyeyim, diğer SİHA'ların da öyle, mühimmatın da böyle. Şimdi dolayısıyla burada gerçekten askeri bir operasyon yürütmek istese İsrail, Filistinli sivillere zarar vermeden bu operasyonu gerçekleştirebilecek kabiliyetlere sahip. Hı hı. Ha, savaş sırasında siviller hayatını kaybedebilir mi? Kaybedebilir. Ama bu derecede hayatını kaybetmez. Bu başka bir şey. Bu bize eğer bir savaş sırasında 40 bin insan ölüyor, 40 bin insanın, efendim söyleyeyim, 15 bini çocuk, 10 bini kadınsa, geri kalanlarında bir kısmı erkek ve sivil olduğunu kabul edelim. 35 bin içerisinde. Yaşlılar var içinde. Evet, yaşlılar var. Dolayısıyla siz o zaman sizin yani yürüttüğünüz savaşın hedefi ayrım gözetmek değil. Ayrım gözetmek sizin bütün Gazze'yi bombalamak, yıkmak, olabildiğince öldürmek ve cezalandırmak ve diz çöktürmek üzerine aslında. Hatta şunu bekliyordu başta. Bu kadar bir zarar verdiğimiz zaman Gazze'ye, halk isyan edecek Gazze'de ve Hamas'ı işte devirecek tırnak içerisinde. Başından beri bir de böyle bir beklentileri vardı. Bunun da gerçekleşmediğini görüyoruz. Çünkü bu taraftaki, yani Filistinler de şunun farkındalar. İsrail'e eğer boyun eğerlerse hiçbir şekilde hiçbir haklarını almaları mümkün değil. Dolayısıyla bu mücadelenin devam ettiğini görüyoruz. Evet, bunlar da başka görüntüler. Ama yani burada meskun mahalle bir askeri operasyon yapma kabiliyetine sahip bir ordu olmadığını da, peki, gördük. Yani birçok önceki görüntülerde de gördük. Ama İsrailler bunu, kendi ellerindeki olan silahları kullanmıyorlar. Bakın 3 kişi birden burada RPG ile İsrail tanklarına hedef alıyor. Bu böyle bir yani gerilla hareketiyle bir ordunun baş etmesi de çok kolay değil bir kara operasyonunda. İsrail ordusu da çok daha fazla zırhlı birliklere, hava kuvvetlerine güvendiği için, ona dayandığı için burada ciddi oranda kayıplar veriyor ve bunların önemli bir kısmını da büyük ihtimalle gizliyorlar tabii. Evet. Yani onu da ya bu ve bunun gibi birçok görüntüyü örnek olarak paylaşmıştık. Meskun mahalde nasıl kendilerince bir operasyon düzenlenmez örneği burada. Yani şimdi o ilk görüntü çok önemli. Evet. Yani tankın yanına kadar gidip, yani tankın dibinde, ya bu tank dediğiniz şey kaç tonluk bir zırhlı araç ve buna yanına yaklaşmak, evet, intihar demek yani aslında bu. Hı hı. Bu cesareti gösteriyor olmak demek. Bu başka bir motivasyon. Yani bu bir, evet, eğer biz siz vatanınızı savunuyorsanız, bir kurtuluş savaşı yapıyorsanız vatanı için bir insan, biz de böyleyiz yani Türkiye'de, efendime söyleyeyim. Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz mücadele, efendime söyleyeyim, vatandaş, halkımızın, ordumuzun, orada da aynı fedakarlık var aslında. Eğer vatanınızı savunuyorsanız, gidecek bir yeriniz yoksa, her şeyi yapmaya, her türlü bedeli ödemeye hazırsınızdır demektir. Evet. Filistinler bu bedeli ödüyorlar. Filistinler bence kendi üstlerine düşeni yapıyorlar. İnsanlık burada en büyük sınavdan geçiyor. Burada da işte Amerika Birleşik Devletleri gibi batılı devletlerin tam manasıyla her şeyleriyle çöktüklerini, bütün o iddia ettikleri, savunduklarını iddia ettikleri değerlerin Gazze'nin kumlarına gömüldüğünü gördük. Burada ölen Gazze değil, burada ölen Batılıların o inşa ettikleri söylem. O tamamen çöktü. Demin Fadima'nın bahsetti. 148 gazeteci ölmüş. Nerede gazeteci dernekleri? Nerede yıllardır bize parmak sallayarak basın özgürlüğü söylemlerinde bulunanlar? Neredeler bunlar? Hepsi kafalarını kuma gömmüş durumdalar.
Ama bu olup bitenler, bu Gazze'lerin hayatını kaybetmesi, bu ağır bedel bütün dünyaya aslında çok açık ve net bir şekilde nasıl bir küresel apartheid sistemi içerisinde yaşadığımızı, nasıl bir çift standart içerisinde bize dayatıldığını çok net bir şekilde gösterdi. Çok teşekkürler hocam. Evet, şimdi zamanım az ama konu başlığımız çok kıymetli. Birlikte de gidebiliriz, interaktif yaparız. Şuay hocamdan söz alacağım. Ama lütfen araya girmek isteyen konuklarım varsa girsinler. Sahayı 7 ay, işte 200 kaç gün oldu? 221 gün oldu galiba bugün. Değişmeyen iki şey var. Bir, İsrail katliamı, zulmü, soykırımı. İki, Hamas'ın direnişi, haklı direnişi. Ne dersiniz? Fatih Bey, ilk haftalarda biz benzeri videoları çok izliyorduk. Tabii hep ben bu videoları izlerken bir de tabii sahadan da farklı bilgiler kamuoyuna da yansıyor. Örneğin İsrail ordusunun içerisindeki hem düzensizliğin neden olduğu meseleler, hem bu tarz Hamas'ın mücadelesindeki İsrail'in verdiği kayıplar yine çok ilginç bu hafta içerisinde vardı. Örneğin hem İsrail ordusunun içinde de bir itaatsizlik ve bunun yarattığı bir sonuçla beraber, örneğin arı sokmasıyla biliyorsunuz 10-12 İsrail askerinin de çok ciddi mesela neredeyse ölüm noktasında zede aldı. Tüm bunları bir araya getirince hakikaten tabii bir Müslüman olarak da meseleye baktığınız zaman insan çok farklı ruh halleri ve duygu hallerinin içine giriyor. 7 Ekim'den sonra çok uzun akşamlar burada, çok ağır, belki normal hayatımızda bir kere bile baksak unutamayacağımız acı fotoğraflara baktık. Birçoğunun kadın ve çocuk ölümünü içeren, yaralanmalarını içeren sahadan fotoğraflara baktık. Günü söylediniz, günü saymayı bıraktık. Ben hep şunu söylüyorum, çünkü o günü saymak bir başka psikolojinin tezahürüydü. Biteceğine inanmak ve aynı şekilde de ya işte şu gün bu şiddet sona erdi diyebilmek içindi. Ne acı ki biz 7 ayın sonunda bunu henüz diyemediğimiz bir noktadayız. Her gün ateşkesle ilgili bir gelişme olur mu diye elimizde kulağımızın orada olduğu bir sürecin içindeyiz. Hakikaten bu görüntüler Filistin'in, Filistin-İsrail meselesinin belki uzun yıllardır, elbette işte 1. İntifada, 2. İntifada, 7 Ekim öncesindeki tarihsel dönüm noktalarının ötesinde bir farklı süreci başlattığını düşünüyorum ben. Bunu her yayında da dile getirmeyi önemsiyorum. Çünkü farklı boyutlarda baktığımızda belki bu bölümünü görmeyi kaçırıyoruz. Ama dünyada hiçbir dönem Filistin'in ve İslamiyet'in bu kadar farklı bir şekilde okunduğunu, özellikle batılı genç jenerasyonların sokaklara dökülürken hem bu direnmenin arkasındaki inancı, hem de Filistinlilerin 70 yıldır yaşadığı bu işgali, zulmü ve acını ilk defa bu kadar anlayabildiğini belki ve dile getirdiğini gördüğümüz bir döneme tanıklık ediyoruz. Bunun ben tarihe geçecek bir kırılma olduğunu düşünüyorum. Keşke bu acılar yaşanmasaydı, 7 Ekim ve sonrasında böyle anlaşılmasaydı Filistin'in yaşadığı. Ama bunun da tarihin içerisinde bir önem atfettiğini önümüzdeki yıllarda anlayacağımızı düşünüyorum. O yüzden gelecek yılların tanınmış bir Filistin devletiyle dünyanın yeni jenerasyonun Filistin'in yaşadıklarını ve direnişini hem İslamiyet çerçevesinde hem de insanlık çerçevesinde yepyeni boyutlarla anlatacağını ve tanımlayacağını düşünüyorum. Belki bu süreçlerin her şerde bir hayır kısmındaki benim nacizane söylemek istediğim kısmı bu. Son 4 dakikam. Yani, kıymetli gazeteci büyüklerimden iki şer dakika. Yani ben çok kısa olarak ifade edeyim. Tabii ortada kıyaslanması mümkün olmayan orantısız bir güç var. Bir tarafta İsrail ve onun arkasına tam desteğini veren dünyanın en güçlü ülkesi Amerika var. Diğer tarafta ise kendi imkanlarıyla vatanlarını savunmaya çalışan Filistinler var ve 7 aydır bu katliam devam ediyor. Burada elbette ki Batı kamuoyunda, dünya kamuoyunda ahlaki savaşı Filistin çoktan kazandı. Elbette ki bu ahlaki savaşı kazanmak, ahlaki üstünlük orada katliamların durmasına yeterli olmuyor. Fakat ben de Şuay Hoca'nın bu tespitine katılıyorum. Bu olay bir kırılma noktası oldu. Artık
iki devletli çözüme, Filistin devletinin tanınması noktasına daha iyi ilerleyebileceğiz. Çünkü Gazze gerçekten insanların vicdanında bu savaşı kazandı. Tek eksiği var. Burada bir kalıcı ateşkesin sağlanması, ikinci Filistin devletinin tanınması. Zannediyorum bundan sonraki politikalar bu iki eksen üzerine yürüyecek. Tabii şimdi şuna da dikkat çekmek isterim. Bakın biz seçim döneminde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider en çok neyle suçlandı? İsrail'e yardım yapılıyor diye suçlandı. Dün bizim Türkiye'nin bir konuğu vardı. Yunanistan Başbakanı. Yunanistan Başbakanı konuşurken evet. Hamas'a terör örgütü dediği için araya girip müdahale edip hem de üç yerde onlar ülkelerini savunan bir teşkilattır, bir örgüttür. Onlara terör örgütü diyemezsiniz diye müdahale eden bir Erdoğan. Peki o seçimlerde Erdoğan'ı bundan suçlayanların hangi birisi dünyada böyle uluslararası zeminlerde işte Birleşmiş Milletler'de Filistin haritalarını göstererek bu İsrail'in sınırlar nerede başlıyor, nerede bitiyor diye soran, Davos'ta one minute çeken, işte gelen Yunanistan Başbakanı'nın sözünü kesip müdahale edip Hamas'a sen terörist değilsin diyebiliyor. Bunlar bir yandan böyle ucuz kahramanlık yapıyorlar ve yıpratmaya çalışıyorlar ama Erdoğan, Filistinliler Filistin davasından vazgeçse bu davadan vazgeçmeyecek bir lider hakkında teslim etmek istedim. Peki efendim. Sizin de sesinizi duymak istiyorum. Ne kadar vaktimiz var? 1,5 dakikam var. Tamam, sığdıracağım. Şimdi hani arkadaşlarım zaten söylediler. 7 aydır da konuşuyoruz. Bu mesele aslında bir İsrail meselesi. Ve sadece Netanyahu yönetimiyle de sınırlı bir sorundan bahsetmiyoruz. Çünkü Netanyahu geldi gitti, işte belki yeniden iktidarını kaybedecek vesaire, belki yargılanacak ama İsrail'in hani devlet olarak, tırnak içinde kullanıyorum devleti, devlet olarak da kurumsal yapısı, üzerine oturduğu hukuk, ahlak sıfır. Yani başından itibaren böyle kurulan bir devletten bahsediyoruz ve şu anda da hem yaptığı bu soykırım ve işgalle bunu ortaya koyuyor. Hem de yerleşimci denilen işgalcilerle aslında bu Filistin'in Filistinlerden çalınma eylemini birlikte yapıyorlar. Gazze'ye giden yardımları patlatan, o paketleri kullanılamaz hale getiren İsrailli yerleşimciler var. Evet. Yani inanılmaz bir şey bu. Giden yardımları kullanılamaz, yenilemez hale getirmeye çalışan sivillerden bahsediyoruz. Peki. Bu hani hakikaten ne bileyim çocukların eşyalarını çalan, kızının doğum gününü kutlamak için Filistinli bir kız çocuğu arayan, öldürmek için. Bunlar insan olmaktan çıkmış bir profil çiziyor ve bu sorunun sadece İsrail yönetimiyle sınırlı olmadığında çok somut bir göstergesi. Sonuna geldik programımızın. Gazze ile bitirdik ama Gazze meselesi bitmeyecek, öyle görünüyor. Konuşmaya da devam edeceğiz. Dünya konuşmasa dahi. Sayın Özkan, Sayın Selvi, Sayın Açıkalın, Sayın Bayraklı çok teşekkür ediyorum. İyi geceler değerli izleyenler.